Berat Hocam, dört konuşmacımız var. Konuşma süreleri 15'er dakika mı? Öyle bir şey vardı sanki. Doğrudur hocam. 15'er dakika konuşma süreleri. Tartışma ve eleştiriler olursa oturum sonu en keyif verici, en güzel tarafı bu faaliyetlerin odur. Ona zaman kalsın diye katılımcı arkadaşlarıma başarılar diliyorum ben. Özellikle süreye riayet ederlerse oturum sonrası eleştiri ve tartışma biraz daha zaman kazanmış oluruz diyoruz. Evet sevgili katılımcılar, Fuat Köprülü'nün Edebiyat Tarihçiliği konulu panelin ikinci oturumunu açıyoruz. Bu oturumda ilk sunumu sevgili Fatih Altuğ yapacak. Sunum başlığı, Türk Edebiyatı Tarihinde Usul makalesinde tekamül. Bir önceki oturumun sonunda sevgili Alpan Akgül bu sunuma hazırlık mahiyetinde bir soru ve bir katkı sunmuştu. Kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir açılışı yaptığı için be, halk edebiyatında ayak verme mi derler? Evet. Buyurun Fatih Hocam. Teşekkürler Şaban Hocam. Öncelikle toplantıyı organize eden arkadaşlara da çok teşekkürler. Ne güzel bir vesile oldu bu. İşte online günlerde biraz daha birbirimizi görebileceğimiz bir imkan yarattı farklı şehirlerde, ülkelerde. Hem de aslında çokça bahsi geçen ama hakkında çok az çalışılan bu köprünün Türk Edebiyatı tarihinde usul makalesini düşünme vesilesi oldu. Bu usul makalesi yani genel olarak aslında bizde böyle bir huy var. Yani Köprülü, Namık Kemal başta olmak üzere edebiyatı yani hakkında çokça konuşup sürekli gönderme yapıp ama külliyatını hazırlamama ve derinlemesi analizler yapmama gibi bir huyu var. Onu bir nebze bu toplantı aracılığıyla aslında gidermiş oluyoruz. Ben bu usul makalesiyle ilgili fikirlerime geçmeden önce biraz öncesine dair konuşacağım. Ve bu tekamül fikrini de biraz bağlantılandırmaya çalışacağım. Tabii bu önceki oturumdaki göndermelerle birden yüküm arttı. Hepsine bakalım hani umarım hani hepsine cevap vermek zor ama bunları düşünmek için bir vesile olur benim de bir katkım olur umarım. Şöyle bir şey yapıyor yani işte genellikle köprülü milliyetçilikle birlikte düşünüyoruz ve işte bir işte milli edebiyat işte milli edebiyat kavramının kurucularından Türk edebiyatı disiplinini yani ulusal milli bir edebiyat disiplinin kurucusu üniversitedeki akademideki ilk temsilcisi olarak düşünüyoruz. Ve aslında bu nitelik, bu kuruculuk atfet ve niteliği işte gündemimizdeki bu 1913 makalesiyle birlikte gerçekleşen, yani hemen öncesinde, bir ay öncesinde işte üniversitede kadrosu oluyor, sonrasında bu makale yayınlanıyor. Selim'in hatırlatmasıyla da bir ay sonra 23 yaşına girecek. Hani böyle bir hayatında önemli bir dönüm noktasında işte akademik bir konumun hemen sonrasına gelen bir makale bu. Ama buradaki bu kuruculuğu, milliliği, işte o millilikle buradaki edebiyat tarihi yazıcılar arasındaki bağlantıyı kavramak için önceki köprülüğe biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Yani yalnızca hani Türk edebiyatı bakımından bir dönüm noktası değil buradaki yaptığı şey. Aslında kendi açısından da bir dönüm noktasına işaret ediyor bu usul makalesi. Çünkü önceki köprülü yani 1908-1913 arasındaki köprülü temelde bir anti milliyetçi, milliyetçilik karşıtı, özellikle de milli edebiyat karşıtı bir kişi. Ve hala işte Selim'in hatırlattığı gibi 1908-1913 arasında yazdığı sayısız makale elimizde yok. Yayınlanmadı. Bunlar yayınlandığında çok daha karmaşık ve çok daha ilginç bir köprülünün ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve orada yani sonuçta genç kalemler çevresinde ortaya çıkan milli edebiyat tartışmasında karşı safta yer alan genç kalemlerin pozisyonunu derinden eleştiren ve en büyük hani o polemikte karşı tarafın en büyük gücü olarak ortaya çıkan bir köprülü var. Ve burada söylediği birkaç makalede yani hepsine bütüncül olarak bakmak lazım ama benim baktıklarım arasında en azından birkaç şey çizebiliriz. Birkaç izlenimde bulunabiliriz. Örneğin Edebiyatlar Arasında makalesi burada çok önemli bir metin.
Yani temelde işte edebiyat ve halk, edebiyat ve millet ve işte şey edebiyatlar arasında adlı makalelerinde Ali Canip Yöntem'le bir tartışmanın içerisinde. Ve orada diyor ki yani milli edebiyat dediğimiz şey tek başına kendisinden menkul bir şekilde kendi saf kökenlerinden doğmuş bir şey olarak doğamaz diyor edebiyatlar arasında da. Yani milli edebiyat aslında bir tür karşılaştırmalı edebiyatın türevidir diyor hani benim ifadelerimde. Yani özellikle dünyada milletlerin ve edebiyatların birbirlerine çok yaklaştığı, bir tür küreselleşmenin gerçekleştiği bir zamanda tek başına milli, saf, özel bir edebiyattan bahsetmenin mümkün olmadığını, bunun bir gerileme olacağını söylüyor. Hatta burada işte Köprülü'nün zihin dünyasını veren bir şey var. İşte dış etkileri, yabancı tesirleri, başka edebiyatlarla ilişkileri kısıtlamaya kalkıp milli edebiyat taraftarı olmak bizi Hotonto edebiyatı seviyesine geri çeker diyor. Yani burada bir nevi onun kolonyal zihnine dair de bir şey görebiliyoruz. Yani ama temel vurgusu şu, dünya karmaşıklaşıyorsa ve edebiyatlar arası ilişkiler yoğunlaşıyorsa ancak bu yoğunluğun içerisinden özel kendimize özgü bir şey üretebiliriz. Ancak bu ilişki sayesinde üretilir. Ve edebiyatlar arasında metni temel bunun manifestosu gibi bir metin. Dolayısıyla hani milli edebiyat önerisi bir yoksullaşma olarak görülüyor bir ilk dönem Köprülü'de. Burada yani ve kullandığı ifade mesela karşı tarafın Ali Canip'in onunla ilgili kullandığı temel ifade ve onun pozisyonu ile ilgili kozmopolitlik. Yani onu kozmopolit olarak niteliyor ve işte yani millilikle kozmopolitik arasındaki bir tartışmada Köprülü kozmopolitliğin temsilcisi gibi sunuluyor. Onun kozmopolitik algısı biraz daha farklı, bir iki dakika içine geleceğim ama hani böyle bir saf oluşuyor. Dolayısıyla şeyin hani o Türk Edebiyatı Tarihinde Usul makalesinin milli öncüsünün aslında kozmopolit olarak adlandırılan bir geçmişi var. Ve burada yani bu tekamül fikriyle yani biraz daha açacağım ama şey diyelim belki biraz Darwinci evrim düşüncesinin belli bir uyarlaması da var bu fikirde. Şöyle yani onun tabii Darwinci fikrin aynen olması değil, Darwin'in sosyal Darwinizm şeklinde 19. yüzyılda özellikle Herbert Spencer tarafından yorumlanışı, bunun 20. yüzyıl başında genel olarak dünyada yaygınlaşmasıyla ilgili bir şey var. Mesela edebiyatı düşünme tarzı güçleri, güç dengeleri ve güçlü olanın hayatta kaldığı, işte edebiyat ortamındaki ve dünyadaki gelişmelere uyumlu olanın ancak var olabildiği bir edebiyat fikrini savunuyor. Yani ve aslında az önce söylediğim o karşılaştırma edebiyat fikri de öyle. Eğer bir Türk edebiyatı olacaksa, bize özgü bir edebiyat olacaksa bu dünyadaki edebiyattaki güç dengelerini görüp onun içerisinde onunla ilişki kurup o ilişkiden bir şeyler türetmekle mümkün olabilir diyor. Ve bu anlamda mesela ilk dönem metinlerinde şunları görüyoruz. Daha erken yani edebiyatlar arasında 1912'de yazılıyor. 1908'de 1909'da yazdığı yazılarda var olan sonrasına devam eden şöyle bir eğilim var. Mesela Ibsen üzerine yazıyor. Norveç tiyatrosu üzerine yazıyor. Danimarka'da eleştiri kurumunun gelişimi üzerine yazıyor. Rus edebiyatının Fransız edebiyatına etkisi üzerine yazıyor Genç Köprülü. Hani buradaki aslında temel soru şu. Yani Avrupa edebiyatının merkezindeki Fransız edebiyatına karşı o edebiyatın çeperinde kalmış, kenarda olmuş, daha güçsüz gibi görünen ve siyasal olarak da daha güçsüz olan edebiyatlar nasıl merkezileşebildiler, nasıl güç dengelerini bozabildiler? Hani temel sorusu bu. Ve o yüzden de ayrıntılı bir şekilde mesela Fransız naturalizminde üç kaynak buluyor. Darwin teorisi, Ibsen tiyatrosu ve Rus edebiyatı.
Yani bu şeyleri bu anlamda hani merkezi edebiyatı kökten dönüştürebilecek taşra edebiyatlarına dikkat kesilerek aslında yani Osmanlı edebiyatı içinde şöyle bir modeli var söylüyor ilk zamanlarda. Yani bir Avrupa edebiyatlar sistemi var ve bu edebiyatlar sisteminin içerisinde ne denir şeyle Osmanlı edebiyatı da yer almak istiyorsa bu edebiyatlar sisteminin içerisine nasıl merkezileşebilir ona bakmak gerekir diyor. Hatta apaçık makalelerinde Ali Canip'le tartışmalarında kendisinin kendi konumunun yani edebiyattaki kendi konumumuzun güçsüzlüğünden yani bir zayıf bir millet olarak ve zayıf bir edebiyata sahip olan bir millet olarak bu alanda ancak böyle var olabiliriz diyor. Dolayısıyla bir güçler dengesi ve o dengenin içerisinde nasıl hareket edilebilir sorusunu kendisinin temel sorusu yapmış ve bu anlamda o işte o hayatta kalma becerisiyle de ilişkilenmiş bir köprülü görüyoruz. Sonrasında buradaki bir dönüşüm var. Aslında o dönüşümü işte takip edebildiğimiz metin Türk Edebiyatı Tarihi'nde Usul makalesi. Usul makalesinde arkadaşlar da gönderme yaptılar. İşte Günil alıntı da yaptı. İşte bir şey var mesela Darwin'den Bergson'a geçiş burada sundu. Şimdi aslında 19. yüzyıl edebiyat teorisi yani bu yalnızca köprüye özgü değil. İşte Hippolyte'den, Gustav Lanson, Brunetière gibi Fransız edebiyat teorisi ama İngiliz versiyonları da var ama köprünün ilişki kurduğu temelde bu üç figür de bir nevi Darwinci biyolojinin edebiyatta şeyi uyarlayan kişiler. Az önce bahsettiğim Danimarkalı eleştirmen işte Georg Brandes hakkında işte 30 sayfalık yazısı var köprünün ve bu yazıda şeyi söylüyor. Yani işte hani Danimarka'dan dünya çapında bir eleştirmen nasıl çıktığı analiz ediyor. Ve orada da Brandes'in düşüncesindeki Darwinci kökler üzerine yani fikirlerini ortaya koyuyor. Ve hepsinde aslında şeyle yani bitkileri, hayvanları, canlıları incelerken uygulanan yöntem gibi edebiyata bakmak nasıl mümkün olabilir sorusu var. Buna mesela işte Ten'in cevabı bir nevi yani köprünün yorumuyla bir mutlak uyarlama. Hani Darwinci modelin yeniden üretimi gibi. İşte bu şeyde de Brandes'te de benzer şeyler var. Belli ki 1913 öncesi Köprülü'de daha çok bu Darwinci uyarlamanın içerisinde biraz daha işte mekanik bir uygulamanın içerisinde kendisini bulmuş ve anlattığı, tanıttığı kişilerin çoğunluğu da işte bu dinamiklere bakıyorlar. Yani işte şeyle ne denir? İşte o güç dengelerinin değişimi, edebiyatta türlerin oluşumu, türlerin kendi içindeki çeşitlenmesi, bunun sosyallikle olan bağları gibi noktalara bakıyorlar. Ve usul kısmında o işte Bergsonculuğa bir geçiş olduğundan, hani Darwincilikten Bergsonculuğa geçiş olduğu noktada da Köprülü şunu söylüyor. Yani artık bu Darwinciliğin rolü geçti çünkü evrimin bir çizgisel, kendi içinde mutlak kuralları olan ve aşama aşama gelişen bir şey değil de aslında sıçramaların da olduğu, birdenbire yeniliklerin de ortaya çıkabildiği, yani çok daha devrimci olduğu, ansızın olanın yani dereceyle değişenin değil de ansızın olanın yaşamda gerçekleşen, birdenbire gerçekleşen hamlenin çok daha temel olduğu bir edebiyat görüşüne ve dünya görüşüne daha doğrusu ilk başta geçildiğini söylüyor ve hani Darwin'den Bergson'a geçişi bu şekilde şey yapıyor, tanımlıyor. Yani burada aslında edebiyat tarihi açısından baktığımızda da böyle işte edebiyatların güç ilişkileri ve toplumsal olanla edebi olan arasındaki bu zincirlemesine ve birbirine sıkı sıkıya bağlı belirlemeci yaklaşımdan aslında biraz daha sıçramalara, edebiyat tarihin akışını değiştiren
birdenbire değiştiren olaylara, yani süreklilikler kadar kesintilere de bakan bir edebiyat anlayışına doğru evrilecekmiş gibi düşünüyoruz. Darwincilikten Bergsonculuğa geçtiğini söylerken ya da dünyanın artık buraya geldiğini söylerken. Ama ben, hani sizler de okuduğunuzda görmüşsünüzdür, her ne kadar Köprülü'nün iddiası böyle bir Bergsonculuğa geçiş olsa da Bergsonculuğun bu şeyinin, izlerinin Köprülü'nün yaklaşımında çok görülmediğini düşünüyorum. Ve burada özel bir yorum yapıyor. Bergsonculuğun Gündil'in de vurguladığı yalnızca maddi, materyal süreçleri değil de mana ve ruhla ilgili süreçleri de devreye sokmasını önemsiyor. Ve yine aslında tıpkı Da Vinci model gibi çizgisel, işte şey yapan, sürekliliklere daha fazla önem veren, bir ulusun, bir ortak bir kelimenin etrafında tarihten bugüne gelen bir şeyi, hikayeyi ortaya koymaya ve sentezlemeye çalışan yaklaşıma devam ederken, bu yaklaşıma aşırı biyolojik anlam yüklemekten ya da aşırı maddileştirmekten uzaklaşıp, hani ondan vazgeçmiyor ama bir nebze uzaklaşıp onun içine manayı, işte bir milletin ruhunu, eserin ruhunu katma ameliyesi oluyor. Yani bu Bergsonculuktan Darwinciliğe geçiş biraz o tekamül fikrinin bir nevi işte modifiye edilmesi gibi oluyor. Halbuki gerçek anlamda Bergsoncu burada tanımlanan şeyi yapmış olsaydı, yani edebiyatta süreklilikler kadar kesintilere de aynı anda önem veren bir yaklaşım olsaydı, bambaşka bir edebiyat tarihi ve bambaşka bir edebiyat disiplini olurdu. Belki süremi doldurdum ama bir son, yani bunları açarım umarım daha da fazla. Evet, Fatih Hocam toparlayalım. Süre bitti de bir iki dakikada. Evet, bir dakika da bu yani sonuçta tekamül kelimesiyle ilgili bazı bilgiler verip hemen konuşmamı tamamlayayım. Yani şimdi tekamülü biz, hani mesela Alfa Yayınları bu metni sadeleştirmiş, bazı kelimelerin yanına karşılıklarını yazmış ve olgunlaşma diye yazmış. Ama mesela sözlüklere baktığımızda, hani Osmanlıca sözlüklere baktığımızda şeyle, hani 20 civarında sözlüğe baktım. Tekamül kelimesinin olduğu yalnızca bir sözlük var. Lügat-ı Osmani sözlüğü. O da diyor ki bakınız tekamül. Yani aslında tekamül kelimesi daha terimsel anlamıyla çok yeni bir şekilde girmiş ve mesela Google Books üzerinden Osmanlıca metinleri, içindeki tekamülün geçtiği şeylere baktığımızda şunu görüyoruz. Bazı 1908 öncesi metinler var. Orada daha bu biraz daha tasavvufi anlamıyla kullanılıyor ama çok az örnek var. Ama 1908 sonrasında tekamül kelimesinin kullanımında bir artış var. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani tekamül kelimesi Darwinci evrim ve onun uyarlamalarının, yani Darwin'den başlayan ama farklı şekillerde yorumlanan, işte o evolüsyonun Türkçe karşılığı olarak tekamül kullanılıyor. Ve mesela şu şeye baktığımızda Edebiyat Araştırmaları kitabında Köprülü'nün hani yazılarının toplandığı Edebiyat Araştırmaları 1'de 155 kere, 2'de ise 144 kere tekamül kelimesi geçiyor. Ve hani çok temel bir şey olarak geçiyor. Çok yaygın terimlerinden birisi oluyor. Ve edebiyatların, mesela Azerbaycan edebiyatıyla Türkiye edebiyatının birlikte hareketini bu tekamül ifadesiyle kullanıyor. Ayrıştığı ya da birleştiği yerleri, ortak edebiyat haline geldiği ya da ayrı hikayelere dönüştüğü yerlerde hep bu evrimci diyebileceğimiz tahayyülün içerisinden konuşuyor. Sonuç olarak yani buradaki tekamülü gerçekten birebir evrim olarak almak gerektiği taraftarıyım. Umarım bu kısa sürede biraz yoğun olarak anlattığım şeyi soru cevapta açma fırsatını bulurum. Teşekkürler. Evet, Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Özellikle konuşmasına çok kısa değinilerle bir değerlendirme getirecek olursam, isabetli olarak herkes Köprülü'den söz eder ama külliyatının basılmasına nedense kimse yanaşmaz anlamında bir haklı bir sistemle başladı. Sanırım Yahya Kemal Orhan Veli şiirini değerlendirirken
Orhan Veli'nin nüktelerini böyle toplumsal eleştiriyi şiirleriyle dile getirdiğini söyler. Hani neden, neler yapmadık bu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Sanki Fuat Köprülü överiz ama sıra şeye geldiğinde külliyatına pek fazla hareket etmeyiz. Buna değindi. Sonra edebiyat biliminin kurucusu, bir kurucu figür olmasına dikkat çekti sevgili Fatih Hoca. Özellikle önceki oturumda ulus devlet, uluslaşma ve edebiyat ilişkisine dair değerlendirmeler yaptı. Burada ben bir cümleyle katkıda bulunmak istiyorum. 1932 yılında daha sonra Fuat Köprülü Türk Tarih Kongresi'nde Zeki Veli'nin yaptığı konuşmalarla biliyorsun İstanbul Üniversitesi'ndeki işine son verilir. Hatta orada kendi yaptığı konuşmada Afet İnan'ın bildirilerine, konuşmalarına karşı çıkar falan ve temkinlidir. Yani bize Fuat Köprülü'de bir eleştiri ahlakı var, ilim ahlakı var da 30'lu yılların o alengirli döneminde Türk tarih tezini, Türk dil tezini yani ulus millet oluşturma hassasiyeti döneminde pek fazla muhalif kimlik ortaya koymak şey değil. Buna rağmen bir şeyler yapmıştır dedi. Ya bu anlamda bunu hatırlatalım. Özellikle milli edebiyat değerlendirmesine dikkat çekti. Bilirsiniz Ali Canip Yöntem Bey'in Milli Edebiyat Meselesi adıyla bir makalesi vardır. Sanırım ona değindi. Sonuç olarak tekamül yazısının bildirisinin başlığında da mevcut olan tekamülü şeye bağladı. Darwin'den Bergson'a geçiş gibi bir kavramla ifadelendirdi. Bu belki de 1921 yılında Yahya Kemal'in çıkaracağı Dergah dergisinde Bergson'un Sezgi, değil mi? Ya da imtidat kavramına bir hazırlık gibi de belki düşünülebilir diyoruz. Ben tekrar Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Bu oturumun ikinci konuşmasını sevgili Alpan Akgül yapacak. Konuşmasının başlığı Durağan'dan Devinime, Kurucu Edebiyat Tarihsel İnşa'ya Niçin İhtiyaç Duyar? Evet, sevgili Alpan Akgül, niçin ihtiyaç duyar? Söz sizin. Sesim geliyor değil mi? Az önce geliyor. Evet. Şimdi benim konuşmam birkaç aşamalı olacak. Bunlardan birincisine Fatih güzel bir aslında başlangıç yapmış oldu. İlki Fuat Köprülü'nün usul makalesinde Giambattista Vico, işte Auguste Comte ve Marx gibi filozofları aslında boşuna atıp yapmadı. Yani bunların gelişi güzel vurgulanmadı. Çünkü 19. yüzyılda stadyalizm diyebileceğimiz ilerlemeci tarihsel anlayışların çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve aslında usul makalesinin merkezini de bu ilerlemeci tarih anlayışı oluşturuyor esasında. Fakat şunu da vurgulamak gerekir, tabii ne derece bunu çalışmalarına yansıttı Köprülü. Yani onun Türk Edebiyatı'nın menşeinden başlayarak edebiyat tarihi anlatısı bize ilerlemeciliği ne ölçüde veriyor, bu da tartışma konusudur. Şimdi ilkin şunu hemen kısaca değinmek istiyorum. Bu 19. yüzyılda bu tarihselciliğin çıkış sebeplerinden biri aslında klasik Michel Foucault'un klasik episteme olarak yorumladığı klasik kültürün, özellikle 18. yüzyılda iyice kemikleşmiş olan klasik kültürün bir eleştirisi esasında. Ve romantizmi basit bir edebi akım olarak asla görmez. Aslında 19. yüzyılda olan devasa bir bilgi kuramı, episteme değişikliğidir. Klasik episteme aslında yıkılmıştır. Bu da nedir? Özellikle 18. yüzyılda Newton'un katkısıyla da bu evrenin mekanik bir düzen içinde hareket ettiği, fiziğin kurallarına göre işlediği, sabit mekanik bir evren tasarımı, bir sürü saat, Tanrı da bir clockmaker'dır, yani bir saat yapımcısı gibidir. Bunun 19. yüzyılda kırıldığını görüyoruz. Nedir bu? Artık evren Fatih'in de belirttiği gibi biyolojiyle, kimya ile ve biyoloji kavramlarıyla açıklanmaya başlanmıştır. Yani uyumlu olanın hayatına sürdürdüğü, devam ettiği ve biraz da belirsiz bir geleceğin olduğu, yani bir bitki gibi, kimi zaman sürgün de verebilir bu bitkin, böyle bir gelişim içinde olduğu. Şimdi bunun da tabii filozofları var. Tabii daha öncesinde Vico'nun çok önemli bir katkısı var, Giambattista Vico. Burada ilginç ben bağlantılar kurulabilir diye düşünüyorum. Türk Edebiyatı'nın menşei makalesinde. Niye? Çünkü Vico işte nasıl açıklıyor yeni bilimde tarihi? Tanrılar çağı, arkasından kahramanlar çağı, daha sonra da insanlar çağı. Yani bir
ilerlemeci, gelişmeci ve gittikçe sekülerleşen bir tarih koyuyor. Bunun bir benzerini Comte'da görüyoruz. Teoloji çağı, metafizik çağı ve pozitivizm çağı gibi. Yani yine mitolojiden, dinden hareket edip seküler bilim anlayışına doğru bir dönüşüm var. Yani tarih çocukluk döneminde din ve mitolojiyle haşır neşir olurken daha sonra bilimle haşır neşir olmaya başladı gibi. Aslında Marx da böyledir. Avcılık, toplayıcılıktan işte antik köleci tarım toplumlarına, oradan işte feodalizme, oradan kapitalizme ve komünizme, sosyalizme, komünizme giden bir süreç vardır. Bu da ilerlemeci bir tarih anlayışıdır. Şimdi tabii Köprülü bunlardan bahsederken bizleri bu kavramların içine dahil ediyor. Ve arkasından da anlıyoruz ki bu Türk Edebiyatı'nın menşei makalesinde bir edebiyata, Türk şiirine, eski Türk şiirine tabii İslam öncesi Türk şiirine bir ur form arıyor. Bir köken, bir kök arıyor. Ve bunu da dini ayinlerde buluyor. Yani bu rahip şairler, işte Kam denebilir, Baksı, Bakşı denebilir. Değil mi? Bunlar aslında eski edebiyatın, daha doğrusu Türk edebiyatının kökü. Ve daha da önemli bir şey tespit edebiliriz burada. Bu edebiyat tıpkı Durkheim'ın, çünkü zaten makalesinin başında Durkheim'e atıp yapıyor ve onun Dini Hayatın İlkel Şekilleri kitabından bayağı alıntılar var. Yani parafraz var bayağı. Oradan o kitapla karşılaştırdığı zaman özellikle sanatın dinden çıktığı, şiirin dinden çıktığı vurgusu baştan aşağı Durkheim'dan alınmalıdır. Peki nedir bu mesele? Tabii ki Marx gibi bir ekonomik temele falan bağlamıyor. Fakat bir kültürelist yaklaşımla din ile şiir arasında, din ile sanat, din ile oyun arasında çok sıkı bağlar kuruyor. Bu da şu açıdan çok önemli. Şiirin aslında bir varoluş problemi olduğu, deneyimle doğrudan ilişkili olduğu, yaşamın bir tür sanat ve şiir biçimi aldığı fikri, yani başlangıçta şiir, sanat, Türk şiiri, Türk edebiyatı, Türk sanatı böyleydi deyip arkasından tıpkı romantiklerin klasikçilere yönelttiği suçlamalar gibi belki de bundan bir kopuş oldu. Ve divan şiirinin biraz ne diyelim basma kalıp bir poetic diction haline geldiğini ve deneyimden koptuğunu ben anlıyorum. Yani böyle yorumlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi esasında milli edebiyat tabii biz bu şekilde etiketliyoruz. Milli edebiyat. Milli edebiyatla ilgili ufak ufak veriler toplarken mesela Mahremiye gönderme, Tatavlı Mahremiye gönderme yaparken hep onun hayatla şiiri nasıl yeniden bağlantısını kurmaya çalıştığını vurgular. Mesele sadece konuşma diliyle yazı dilinin birleşmesi değil ya da konuşma diliyle edebiyat yapılması değil. Aynı zamanda hayatla, deneyimle ilişkisinin kurulması edebiyatın. Bu çok önemli. Yine Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde hayatın, yaşamın, deneyimin olduğunu söyler. Nedim'in edebiyatında, yine Enderun Vasıf'ın edebiyatında hayatın, yaşamın, benim tabirimle deneyimin olduğunu söyler. Şimdi böyle bu şekilde yorumlarsak eğer, bu şekilde yorumlarsak biz aslında Fuat Köprülü'nün bir kopuştan bahsettiğini ve yeniden o kopuşa dönüşün izlerini, ipuçlarını aradığını belki söyleyebiliriz. Şimdi bir alıntı yapacağım. Önemli çünkü bu. Bu alıntı Türk Edebiyatı'nın menşeinden. Umumiyetle güzel sanatlar ve pek tabii olarak onun kısımlarından olan şiir, menşeileri itibariyle din ile çok alakadardır. Oyunlar ve güzel sanatların başta şekilleri, dinden doğmuş ve uzun müddet dini bir mahiyet muhafaza etmiştir. Durkheim'ın uzun uzadıya izah ettiği gibi insanlığın zihni faaliyeti yavaş yavaş dini şekillerden dini olmayan şekillere geçerek dini ayinler dini olmayan oyunlar mahiyetini alır ve itikatları doğuran faaliyet eserleri sanatı vücuda getirir. Esasen dinin unsurları arasında dinlendirici ve bedi unsurun mühim bir yeri vardır. İptidai kavimlerde bir takım dini temsiller de mevcuttur ki yalnız icra tarzları itibariyle değil, hatta gayeleri itibariyle de tiyatro eserlerini hatırlatırlar. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Yani bu şekilde gidiyor. Fakat burada önemli olan vurgu şiirin bir sanat formu olarak şiir değil, şiirin bir varoluş meselesi olması. Yani bedenle yapılan danslarla, bağırmalarla, terennümlerle, işte o baksların çaldıkları davullarla vesaire bu o topluluğun bir ilkel, tabii iktidai bir topluluğun o şiirin içinde
o şiirin içine karışması. İşte kaybolan şey muhtemelen bu diye düşünüyorum. Şimdi divan şiiri, pardon, ben ofisteyim de bu arada. Şimdi divan şiiri eleştirisinin de buradan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Şimdi mesela Mısırlılar, Hintliler, Yunanlılar gibi toplumlar hep rahip şairler vardır. Araplar, yine Fuat Köprülü'nün anlatıyla, Araplar şairlere ilhamlarını cinlerden alırlardı diyor mesela Köprülü. Aynı şekilde en eski Türk şairleri, Tonguzların Şaman, Moğol ve Boryatların Bo ve Bugue, Yakutların Oyun, Altay Türklerinin Kam, Samoitlerin Tadibeyi, Finovaların Tietojeo, yani Bakıcı, Kırgızların Baksı, Bakşı, Oğuzların Ozan dedikleri sahir, yani büyücü şairleri vardır. Sihirbazlık, rakkaslık, musikişinaslık ve hekimlik gibi faaliyetlerde bulunur bu şairler. İş bölümü ayrışmasının olmadığı bir çağda basit bir ekonomik temelin belirtisidir bu. Bir de şu da var, tabii Durkheim'ın vurgusu, ki Christopher Caldwell bunu eleştiriyor. Burada farklılaşmamış, aynileşmiş bir toplum yapısı var. Yani burada herhangi bir iş bölümü yok. Herkes homojen bir topluluğun üyesi gibidir. Şimdi biraz daha ilerlersek, Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatı tarihinde bir takım öyle ipuçları var ki, divan edebiyatı, ana bir edebiyat, bir saray edebiyatı şeklinde teşekkür edince ve kurumsal edebiyatı şeklinde teşekkür edince, bu tip işte abdalların şiirleri belki, efendime söyleyeyim, Bektaşilerin edebiyatı, bizim tekke edebiyatı olarak bilinen edebiyat aslında biraz heterodoks bir edebiyat, heterodoksiye kaymış. Yani aslında bir anlamda marjinalleşmiş. İşte Fatih'in, o yüzden ben merakla bekliyordum, buna değindi. Aslında edebiyat, yani Türk edebiyatı güçsüzleşmiş bir edebiyat halinde, itilmiş bir edebiyat halinde, daha doğrusu deneyimle bütünleşik edebiyat marjinalleştirilmiş bir halde. Bunun yeniden kurulması ne olacak, nasıl olacak? Asıl temel problemlerden biri de bu diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii bir önemli, hani bu Vico çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok Vico'cu bir değerlendirme yine burada var. Onu da burada vurgulamak isterim. İşte bütün bu ayinlerde vücuda gelen eserler, gerek şeylanlardaki kasiteler, gerek sığırlardaki destanlar, gerek yığılardaki mersiyeler, ilk önce dini bir mahiyete haiz ve ibadet edilen mabutlara mahsus birer ilahiyken, yavaş yavaş dini, sihirbazane bir mahiyet almış ve nihayet din dışı kalmıştır. Binaenaleyh eski mabut yerine esatiri kahramanların, onların yerine de hükümdarların ve tarihi kahramanların menkabeleri terennüm edilmeye başlandı. Burada çok bariz bir şekilde işte Tanrılar Çağı'ndan bir nevi Kahramanlar Çağı'na geçiş gibi. En azından o fikirlerin aklında olduğunu biz Fuat Köprülü'nün görüyoruz. Fakat bir de şu var, şunu da vurguluyor. Klasik edebiyat dediğimiz edebiyat, yani modern edebiyatın daha ortaya çıkmadan önce bir şekilde bu klasik formlar içi boşalmış olduğu halde, yani deneyimle olan ilişkisi boşaltılmış olduğu halde bir şekilde biçim olarak devam ediyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Uzun asırlar şiirle musiki birbirinden ayrılıncaya kadar kopuzla birlikte terennüm edilen bu mersiyeler, kasideler, destanlar ilk zamanlarda tabii birbiriyle memzuç ve müterafıktı. Bu devirlerde geçen bütün kavimlerin eski şiirlerinde mesela lirizm nasıl destani ve dramatik unsurlarla kaynaşmış bir halde bulunmuşsa, aynı hal Türklerin ilk şiirlerinde de mevcuttu. Mesela bir mersiyede yalnız lirizm değil, geniş ölçüde destani bir unsur da bulunuyor. Şair bir taraftan kahramanın vefatına coşkun bir hisle ağlarken, diğer taraftan tamamen sakin ve vakarlı bir eda ile onun cenklerini, kahramanlıklarını anlatıyor. Şimdi gelelim, benim de vaktim azalıyor. Son bölüme geçmek istiyorum. Bunun dünya edebiyatıyla ya da batı edebiyatı nasıl ilgisi var? Şimdi esasında belki en başta söylemeliydim. Batı edebiyatı da 19. yüzyıla ve daha sonra 19. yüzyılda klasik batı şiirinin, mesela Augustan poeti ya da Alexander Pope mesela, o tarz şiirde bu basma kalıp ifadelere, duygudan ve deneyimden yoksun ifadelere dönüştüğünü mesela görüyoruz. Örneğin Mina Adan İngiliz edebiyat tarihinde müthiş örnekler veriyor. Onlardan biri şu mesela. Bu poetic diction dediğimiz şey. Mesela Augustan poeti de sky diyemezsiniz. Onun yerine vault of air demeniz lazım. Hava kubbesi. Yani bizim Yahya Kemal'in gök kubbe tabiri gibi.
İşte knight diyemezsiniz. Onun yerine stable godless demeniz lazım. Siyah köklü tanrıça. Body diyemezsiniz. Onun yerine mortal frame demeniz lazım. Yani bu şekilde bir mazmun edebiyatı aslında Batı şiirinde de söz konusudur. Ha, o zaman şu soru aklımıza geliyor. Biz edebiyat eleştirisinde, özellikle modern şiirin eleştirisinde kuramsal olmadığımız, olamadığımız söylenmişti. Peki buna rağmen biz tabii ki bazı felsefecilerin şiirle ilgili ve bazı edebiyat eleştirmenlerinin kavramlarını kullanıyoruz. Peki köprülü bağlamında bunu yeniden düşünemez miyiz? Mesela Nietzsche'nin Apolloncu Dionysosçu birliği ve tragediyadan Koro'nun ayrılması meselesi. Orada belli ki gayri akli olan, işte orfik şenliklere gönderme yapan, bir anlamda deneyimle daha sıkı bağlantısı olan Koro'nun çıkarılması mesela Nietzsche'ye endişelenmiştir ve bunun bütünlüğünün araştırılması gerektiğini, bunun bütünlüğünün olması gerektiğini dermiştir mesela. Benzer şekilde T.S. Eliot. T.S. Eliot 17. yüzyıldan sonra akıl ve duygu birbirinden koptu ve bir daha da bir araya getirilemiyor diye, getirilemedi diyor der mesela ve buna dissociation of sensibility der. Duyarlılık bölünmesi. Ve kendisi objective correlative kavramıyla bunların nasıl yeniden akıl ve duygunun yani öznel ve nesnel olan nasıl birleştirilebileceği üzerinde durur. Daha ilginci Matthew Arnold, çok önemli bir eleştirmen. İngiliz kültüründe öyle bir endişesi var. Yani sekülerleşmeyle birlikte bir Filistinizmin oluşacağını endişesini taşır. Yani bir yozlaşmanın oluşacağını, kültür karşıtı bir yozlaşmanın oluşacağını düşünür ve onun yerine şiiri önerir. Yani duygu ile aklı, ruhaniliği şiirle yeniden onarılabileceğini, kurtarılabileceğini düşünür. Benzer şekilde hani belki daha uç bir nokta ama çok yakından bağlantılı diye düşünüyorum. Heidegger'in yine insanın yozlaşmasına karşı otantikliğini kurabileceği yer, onun varoluşunu kurabileceği yer olarak dili ve özel tabii ki şiir dilini gösterir. Şimdi bu açılardan bakarsak acaba böyle bir yeniden yorumlamayla Fuat Köprülü'nün burada mesele basit bir şekilde işte Türk dilinin efendime söyleyeyim edebiyatının kurtarılması ya da milli dilin, milli lisanın oluşması değil de aslında şiirin bir varoluş meselesi olması, şiirin deneyimden kopması ve bu yaşamla, deneyimle yeniden buluşturulması anlamında bu bağlamda yeniden yorumlanabilir mi, okunabilir mi diye bir soruyla bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şaban Hocam sesinizi duyamıyorum. Tam vaktinde bitirdiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Ayarladım. Özellikle Alpan Hoca 18. yüzyıldaki tarihselciliğin, romantik çağın yerini 19. yüzyılda realizme, bilime, pozitivizme bırakışına dikkat çekti ve bunun edebiyatta bağlantılarına değindi. Yok, 18. yüzyılda mekanik dünya tasarımının fizik ağırlıklı, 19'da tarihselciliğin ortaya çıkması, bu iki karşılıktan doğduğunu ve Fuat Köprülü'nün bunu nasıl yorumladığını. Evet. Kendisi metinler arasılık gibi makaleler arasılık yaparak Fuat Köprülü'nün özellikle Türk Edebiyatı'nın menşei makalesi ve diğer çalışmalarına da atıf yaptı. Bu çok isabetli bir şeydi. Sonra köken mitine dikkat çekti. Arketipler dediğimiz kurucu metinler zaten usul makalesinde bu bayağı bir var. Sonra divan edebiyatı ve edebiyatın diğer edebiyat deyince akla gelen hani Fuat Köprülü'nün bizi yeterince yansıtmıyor, bizi temsil etmiyor, kahramanlar dediğini marjinal kelimesiyle tanımladı Alpan Hoca. Ve bu sebeple Fuat Köprülü'nün yeni arayışlara girdiğine dikkat çekti. Ve sonra ben şunu anladım, daha sonra bu burada kalmadı Fuat Köprülü'nün bu yaklaşımları. Mesela Said Faik'te, Orhan Kemal'de küçük insana adeta, yani büyük insanlar çağı bitti. Küçük insana doğru bir yol alındığını sanki söyledi. Benzer bir şeyi Mümtaz Huzur romanında söyler. Yani insanı asıl sokakta simitçiden tanıyabileceğimizi falan söyler. Dolayısıyla bunun gibi gerçekten Türk Edebiyatı'nda usul makalesi çok 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 dolu bir makale. Alpan Hoca da bu hatırlatmalar için teşekkür ediyoruz. Evet, panelin bu oturumunda üçüncü konuşmamız Atiye Gülfer Gündoğdu.
Konuşma başlığı Köprülü ve Caos'ta Edebiyat Tarihi Yazımı ve Alımlama Sorunu. Atiye Hocam buyurun, göremiyorum ekranda mı? Ha, buyurun. Buradayım. Teşekkür ederim Şaban Hocam. Herkese merhabalar. Bugün bu oda içinde çalışmalarını, yayınlarını çok büyük dikkatli ve heyecanla takip ettiğim birçok hocam var. Bu yüzden hem çok mutlu hem çok heyecanlıyım. Heyecanımı mazur görün. Selim Hoca açılış konuşmasında şöyle bir cümle kurmuştu. Bu makalenin belki de en önemli meselelerinden birisinin onun enfüsillik ve nesnellik arasındaki gerilim üzerine kurulu olmasından bahsetmişti. Belki de bana da bu makaleyi yazdığım imkanı sunan şeylerden birisi de buydu. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Köprülü ve Yansıda Edebiyat Tarihi Yazımı ve Alımlama Sorunu. Ben metnimi 4 sayfaya indirebildim. Müsaadenizle onu okuyarak, ona bağlı kalarak süre içerisinde bitirmeye çalışacağım. 1913 yılında yazdığı Türk Edebiyatı Tarihinde Usul adlı makalesi ile Köprülü ve ilk olarak 1967 yılında Konstanz Üniversitesi'nin açılış konuşmasında sunduğu Edebiyat Teorisine Meydan Okuma olarak Edebiyat Tarihi adlı metni ile Hans Robert Jauss, edebiyatın kurumsallaşması ve yeniden şekillenmesi noktasında edebiyat tarihinin inşasına odaklanan iki kurucu isimdir. Köprülü'nün usul makalesini Darül Fünun hocalığına atanmadan birkaç ay evvel yayımlaması, Jauss'un ise eğitim reformu bekleyen Almanya'da büyük beklentilerle kurulan Konstanz Üniversitesi'nin açılış konuşması olarak bu metni sunması bu anlamda tesadüfi değildir. Birisi edebiyatı kurumsallaştırmayı, diğeri ise onu yeniden şekillendirmeyi amaçlarken edebiyat tarihine yönelir. Köprülü, edebiyat tarihinin usulen nasıl bir yol takip etmesi gerektiği, Jauss ise onun yöntemsel bakımdan nasıl temellendirilip yeniden yazılabileceği sorusuna cevap ararken kritik başlangıçların eşiğindedir. Bu anlamda her iki metin de Köprülü'nün usul kelimesinin felsefi anlamını ettiği işaret üzere yol açıcıdır. Köprülü'nün bu makalesinde takibe mecbur olarak çizdiği yol umumiyetle edebiyata dışarıdan bakmakla ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirmenin büyük ölçüde Köprülü'nün düşüncelerini pozitivist edebiyat tarihçiliği yöntemi üzerinden şekillendirmesinden ileri geldiği söylenebilir. Gerçekten usul makalesine odaklanıldığında Köprülü edebiyat tarihi yazımında sadece edebiyata dışarıdan bakmakla ilgili sorunlarla mı ilgilenir? Salt, metot odaklı bir bilim kavramını mı öne sürer? Böylesi bir usul tasavvurunu her edebi metnin kilidini açacak sihirli bir anahtar olarak mı görür? Köprülü sadece Avrupa ilim ve metotlarını Türkiye'ye taşıyan şaşmaz bir usul nakliyatçısı mıdır? Bu kısa sunumda bu soruların peşine düşülerek Köprülü'nün tamamen metot odaklı bir bilim kavramını savunmadığı edebi metinlerin yorumlanmasında doğruluğun peşinden gitmek kadar anlam ve etkinin kaçınılmazlığı üzerinde de duruşuna dikkat çekilerek göz önüne serilmeye çalışılacaktır. Usul yöntem ve müşkülatı açısından pozitivist edebiyat tarihçiliği. Bilindiği üzere Köprülü usul makalesinde pozitivist edebiyat tarihi yaklaşımının edebiyat tarihi yazımında açmış olduğu imkanlar üzerinde durur. Makalesinde Taine ve Lanson vurgusuyla serpiştirdiği birçok cümle bunun açık izlerini taşır. Taine'in edebi metnin yazarını ırk, muhit, an gibi koşullar etrafında değerlendiren yahut Lanson'un yazarların biyografilerini, kaynak ve etkilerini araştıran edebiyat tarihi yaklaşımları sahip oldukları bu kelime repertuarı üzerinden kendisini açıkça gösterir. Bu hususta Taine'in ben burada bir edebiyatın tarihini yazmaya ve onda bir kavmin ruhiyatını aramaya teşebbüs ettim şeklindeki niyet cümlesi ve Renard'ın edebi eseri çiçek metaforu etrafında ele alışı makalenin dikkat çeken vurguları olarak okunabilir. Alıntılıyorum. Bir edebi eser bir çiçeğe teşbih edilebilir. Çiçek kendini tutan dala, dal da saka bağlı olduğu için o çiçeği anlamak bütün ağacı, hatta onun yetiştiği toprağı anlamaya ihtiyaç gösterir. Bu çiçek metaforunun kaynaklar vurgusuna sahip olan Lanson'un ve özellikle edebiyat eleştirisinin kendisi için uygulamalı bir botanik olduğunu ve bu uygulamayı bitkiler değil insanlar üzerinde yürüttüğünü söyleyen Taine'in düşüncelerini başarılı bir biçimde birleştirdiği
söylenebilir. Diğer taraftan Köprülü, Lanson'un eleştirel tavrının etkisiyle ve onun düşüncelerini anlama çabası eşliğinde pozitivist edebiyat tarihi yaklaşımının sorunlu kısımlarına genişçe yer açar. Dahası Lanson'un sükutla geçtiğini düşündüğü sorunlar ve birbiriyle çeliştiğini düşündüğü bazı kısımlar üzerinde de durur. Bu anlamda o, Mehmet Kaplan'ın ifadeleriyle söyleyecek olursak, sadece 19. yüzyıl pozitivistlerinin kafasıyla yoğrulmuş birisi değil, aynı zamanda onlara karşı eleştirel bir tavırla da yaklaşabilmiş bir edebiyat tarihçisidir. Kendisinin edebiyat araştırmacılarına salık verdiği üzere mutlakiyet ve umumiyetten sakınarak okunduğunda, bu makalede Köprülü'nün edebiyat tarihi yazımında edebi metnin üretildiği bağlam kadar karileri tarafından alımlanması ve etki boyutu üzerinde de itinayla durduğu görülür. Köprülü, edebiyatın ancak karilere göre tarif olabileceği, edebiyatın tarifi bile onun ruhundaki enfusiliği göstermeye yeterken enfusi temayüllerden tam olarak sıyrılabilmenin imkansızlığı, bu enfusi tavrın edebiyat tarihi tetkiklerinde zorunluluğu, eserin anlamının yalnızca onun ilk karilerinin anlam ufkuna indirgenemeyeceği gibi sorunları vurgular ve açıkça beyan eder. Edebiyat tarihçisinin eserden aldığı hissi tesir, edebiyat tarihinin planına, tabiatıyla girer. Onun bu dikkatleri bizlere kendisinden yaklaşık yarım yüzyıl sonra edebiyat tarihi yazımının yeniden şekillenmesi noktasında vurguyu metin ve okur arasındaki ilişkiye kaydıran Hans Robert Jauss ile aralarında bir karşılaştırma yapma imkanını sunar. Hermeneutik Köprülü ve Jauss. Bu karşılaştırma öncesinde her iki ismin edebi düşüncesini felsefi düşünceye yakınlık ve yatkınlık içinde inşa etme hususiyetindeki kesişmeye dikkat çekmek yerinde olabilir. Jauss'un alımlama estetiğini Alman filozof Gadamer'in felsefi hermeneutiğinden, özellikle ön anlama ve tarihsel olarak etkilenmiş bilinç kavramından etkilenerek şekillendirdiği bilinmektedir. Diğer taraftan Halil İnalcık, Hermeneutik Orientalizm Türkoloji adlı makalesinde Türk kültür tarihinin Batı hermeneutik metodolojisine göre kurucusu olarak Fuat Köprülü'yü gösterir. Elbette burada İnalcık'ın hermeneutiği nasıl konumlandırmış olduğu önemlidir. Zira bilindiği gibi hermeneutik en başından itibaren birçok farklı refleksiyon düzeyini kapsayan bir teori olur ve klasik, modern ve felsefi hermeneutik içinde oldukça önemli tarihsel dönüşümler yaşar. İnalcık'ın makalesinde Köprülü'yü ele alış biçimine bakıldığı zaman hermeneutiği onun batılı ilim metodolojisini, Avrupa metotlarını Türk kültür tarihi üzerine başarılı bir biçimde tatbik edilmesine atfen kullanılmış olduğu görülür. Dolayısıyla burada Köprülü, Türk kültür tarihinin hermeneutik metodolojiye göre kurucusu olarak gösterilirken, tecrübi, insani bilimler içinde üretilen metinleri belli bir metodoloji çerçevesinde anlamaya ve yorumlamaya çalışması vurgulanmış, hermeneutikle kurduğu ilişkide yöntem, nesnellik fikri ön plana çıkarılmıştır. İnalcık'ın makalesi Köprülü'nün edebi düşüncesinin izlerini farklı bir düşünme çabası içerisinde soruşturduğu için oldukça değerlidir ve Köprülü'nün düşüncelerinin farklı disiplinler içerisinden tartışılması gerektiği yolunda dolaylı çağrısı ile de yol açıcıdır. Bu çağrıya kulak vererek Mehmet Fuat Köprülü ve Hans Robert Jauss'un edebiyat tarihi yaklaşımlarına döndüğümüzde edebiyat metinlerinin yorumlanmasında mutlak doğruya ulaşma fikri karşısında okurların etki ve alımlamalarının kaçınılmazlığına yer açan iki isimle karşılaşırız. Yazar, eser ve okuyucu üçgeninde okuyucunun sadece pasif üye ya da salt tepkiler zinciri demek değil, tersine tarih oluşturan enerjinin ta kendisi. Oluşuna dikkat çeken Jauss, okurun edebi metinleri alımlamasına dayanan yeni bir edebiyat tarihi modeli önerir. Buna göre her edebi eser tarih içinde okurların kendilerini alımlarken gösterdikleri tepkilere göre değerlendirilir. Böylece edebi metnin anlamının bir defada ve bütünüyle tanımlanabilen tarih üstü bir tanımı yapılamayacaktır. Jauss'un bu tavrı bir yönüyle 19. yüzyıl pozitivist edebiyat tarihi yaklaşımının nesnellik ilkesiyle girişilen bir hesaplaşmadır. Ona göre gerilerde kalmış bir zamanın olaylarını nesnel bir biçimde betimlemek anlamına gelen pozitivist tarih anlayışı, edebiyatın hem sanat niteliğine hem de kendisine özgü tarihselliğine aykırı düşer.
Köprülü'de makalesinde gerek Lanson'un düşüncelerinden hareketle gerekse onun da ötesine geçerek pozitivist edebiyat tarihi yazımının benzer müşkilleri üzerinde durur. 19. yüzyılda tabiat ilimlerine ait usullerin edebiyat tarihine birebir tatbikinin edebi metnin doğasına uygun olmadığını söylerken Lanson'un düşüncelerine yakındır. Gerilerde kalmış bir metni nesnel biçimde ele almak fikri karşısında tarih yazımında okurun etki ve alımlamasına da yer açar. Edebiyat tarihi yazımının onu alımlayan okurun katkılarından soyutlamanın olanaksızlığı fikri makalesi boyunca kendisini sürdürür. Dolayısıyla Köprülü'ye göre geçmişi, dahası Köprülü'ye göre geçmişi yaşatma işinin daima noksan kalacağı tabidir. Dolayısıyla gerilerde kalmış bir metni nesnel bir biçimde ele alma sorunu da bu durumdan etkilenecektir. Geçmişi yaşatma işinin daima noksan kalacak olması, geçmişe dönerek metnin muharririnin ruhuna, ırk, muhit, an yahut kaynak, etkiler, biyografiler bağlamında yeniden ulaşma ve bir anlamda onu yeniden yaşatma amacını taşıyan Tain ve Lanson'un edebiyat tarihi yazımını da sorunlu hale getirecektir. Tam da bu noktada Köprülü'nün Tain'ci eleştirinin bu tavrını şu şekilde eleştirmesi önemlidir. Irk, alıntılıyorum, ırk, muhit, an ile büyük bir şahsiyeti canlandırmaya kalkışmak, görünüşte ilmi bir cila ile süslenmiş olsa da hakikatta ilmi ruha çok muhaliftir. Köprülü'nün muharririn şahsiyetini canlandırmaya çalışma şeklindeki bir geçmişi yaşatma işini nesnel bir biçimde gerçekleştirilemeyeceği, ilmi cila ile süslenmesine rağmen ilmin ruhuna tamamen muhalif olduğunu dile getiren iddiası, pozitivist tarih yaklaşımının da kendi içindeki tutarsızlığına işaret eder. Zira burada her ne kadar nesnellik iddiası taşıyor olsa da ilmi ruha muhalif biçimde okuyucunun tarih üstüne çıkarak edebi metnin anlamının metafiziksel bir tanımını yapma teşebbüsü söz konusudur. Köprülü makalesinde ayrıca Tain'den sonra Lanson'un edebi metnin ilk okurları ve sonraki okurlara üzerindeki tesirinin değişmezliği noktasında ileri sürdüğü İlk kari iddiasını sıkı bir eleştiriye tabi tutar. Onun çok eski bir edebi eser ilk karileri üzerinde ne tesir yaptıysa bugün de aynı tesiri yapar iddiasını oldukça garip bulur, büyük bir gaflet olarak telakki eder, zevk tekamülü hakikatini göz ardı ettiğini belirtir. Edebi eserin anlamının yalnızca onun ilk karilerin anlamı ufkuna indirgenemeyeceğini ön plana çıkarır. Bu yaklaşım Yavuz'un pozitivist tarihi yaklaşımını eleştirirken vurguladığı üzere edebiyatın hem sanat niteliğine hem de kendine özgü tarihselliğine aykırı düşer. Köprülü'nün karilerin zevk tekamülü etrafında ele aldığı bu soruna Yavuz okurların dönüşen beklenti ufku dolayımında yaklaşır. Buna göre her edebiyat eseri kendisini tarih içinde alımlaya gelen farklı okurlarla karşılaşma potansiyelini taşır. Bu okurlar okudukları önceki metinler dolayısıyla tanışık oldukları edebi tecrübeleriyle şekillenen nesnellenebilir bir beklenti ufkuna sahiptir. Sevgili Atiye, toparlar mısın? Süre bitti gibi. Evet, yaklaşık bir sayfam kaldı hocam. Yaz teorisinde oldukça önemli bir yer edinen beklenti ufku kavramının zaman içinde belli okurlar nezdinde ufuk değişimine uğrayabileceği, söz konusu beklenti ufkunun yıkılıp yeniden kurulabileceği üzerinde durur. Böylelikle edebiyat tarihi yazımında edebi bir metnin estetik değerinin belirlenmesinde ölçüt, okurlarının sahip olduğu beklenti ufkuyla sıkı bir ilişki halindedir. Köprülü de bu meseleye beklenti ufukları zaman içinde değişen okuma cemiyetlerine işaret ederek değinir ve soruşturur. Evvela o eserler niçin birer sanat eseri adlı olunuyor, sonra niçin ölüyor yahut neye yaşayabiliyor? Daha garibi, unutulan bir sanatkar uzun bir unutulma devresinden sonra nasıl bir manevi bir hayat kazanıyor? Köprülü bütün bu soruları anlamlandırmanın kendimizi o devre ve okuyanlar zümresi arasına koymamızı gerektirdiğini belirtir. Okurların değişen beklenti ufkunu en derinli Vasıf ve Fuzuli'nin eserleri üzerinden örneklendirir. Bazen zamanında çok şöhret kazanan bir eser çok geçmeden unutulduğu halde
uzun zaman dikkati çekmeyen bir eser de sonraları bir nüfuz icra edebilir. Enderun Vasıf'ın şarkıları birinci, Fuzuli'nin gazelleri ikinci hale kafi birer misaldir. Biraz atlayarak gidiyorum. Köprülü ve Yansun okurun önceki okuma tecrübeleri karşısında değişen, dönüşen, yıkılan ve yeniden kurulan beklenti ufuklarının edebiyat tarihi yazımını etkileri bağlamında dile getirdikleri düşüncelerin de belli bir müşterekliğe sahip olduğu söylenebilir. Edebiyat tarihçisi için beklenti ufkunda meydana gelen bu kırılmalar edebiyat tarihi yazımı için bir hayli kritiktir ve muhakkak göz önünde bulundurulması gerekir. Yavuz bu noktada Cervantes'in Don Quixote'unu okuyanlarda önce eskinin o çok sevilen şövalye kitaplarının oluşturduğu beklenti ufkunu uyandırdığını, sonrasında ise bu ufkun son şövalyesinin serüvenleriyle o kitap geleneğini derin bir alayla yıktığını belirtir. Köprülü ise benzer şekilde dikkatini Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'na çevirir. Hüsnü Aşkı, okurların beklenti ufuklarıyla arasında belli bir estetik mesafe oluşturan ve nihayetinde onların beklenti ufkunu değiştiren bir yüksek, ekstrem bir vaka olarak ele alır. Bu anlamda Hüsnü Aşkın edebiyat tarihine belirli bir sınırı azami hatta göstermek şeklinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirtir. Nihayetinde Köprülü ve Yalçın ortak vurgusu gerek ekstrem ve mümessil vakalar arasında kurdukları ilişkiler, gerekse değişen, çeşitlenen, düzeltilen, yıkılan ve yeniden kurulan beklenti ufuklarıyla okurların edebiyat tarihini bizzat oluşturan bir enerji haline gelmesidir. Bir edebiyat tarihinin okurun beklenti ufku dolayımında gerçekleştirdikleri bu alımlamalardan soyutlanarak yazılamayacağıdır. Yavuz, edebiyat tarihi ve okurun alımlamaları arasındaki bu ilişkiyi kuşaktan kuşağa süre gelen alımlamalar zinciri, Köprülü ise eserin ilk neşrinden beri mazhar olduğu binlerce telakkilere münzam ahenkli bir kül olarak ifade edecektir. Köprülü'ye göre edebiyat tarihi tetkiklerinde zorunlu olan bu enfusiliği inkardansa okurların bu şahsi teessürlerini tanzim etmek, sıraya koymak daha ilmidir. Buradaki Köprülü'nün toplanan şahsi teessürlerini tanzim etmek, sıraya koymak şeklindeki tavrını Yavuz'un okurların alımlamalarına dayanan bir edebiyat tarihi oluşturmak önerisiyle uyumlu olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Yavuz'un Köprülü'den farklı olarak okurların alımlamalarına daha merkezi bir önem atfettiği belirtilmelidir. Köprülü'de ise hissi tesir hiçbir vakit merkezi muhakematı teşkil edecek kadar mutlak bir kıymet alamaz. Onun yaklaşımı içinde alımlama okurun eserle rabıtasını gösterdiği için önemlidir ve bu itibariyle tetkiklerimize yardım eder. Yavuz'da okurun alımlamaları edebiyat tarihi yazımında şaşmaz bir öncelik gösterirken Köprülü'nün edebiyat tarihini yazarak bir kavmin ruhiyatını ortaya çıkarmak şeklindeki niyeti ve arzusu onun tarih yazımı yaklaşımında görmezden gelinemez bir merkeziliktedir. Yine de Lanson'un etkisiyle şu soruyu sorarken bu niyet ve arzusunu oldukça kritik bir eleştiriye tabi tutar. Edebi eserde evvela ferdiyeti bulup onu tefriki imkansız muhteşem vahdetiyle gösterdikten sonra nasıl oluyor da o şaheseri bir silsile dahiline koyup dahi bir muhitin mahsulü, bir zümrenin mümessili, bir devrin şahikası adlediyoruz. Görüldüğü gibi Köprülü burada özgün, ferdi olan anlamı ufukları çağları aşan bir edebiyat eserinin nasıl bir devirle sınırlı, bir dehaya ait olarak gösterilebileceği çıkması üzerinde düşünür. Bu anlamda yazarlar, biyografiler, etkiler, kaynaklar, ırk muhitanlar üzerinde ısrar eden bir edebiyat tarihinin aslında edebi metnin ferdiyetini, edebiliğini, her çağda yeniden yorumlanma potansiyelinin de önünü örttüğüne işaret eder. Böylelikle Köprülü edebiyat tarihi yazımında vurguyu edebi metnin ferdiyetine, edebiliğine, farklı dönemlerde yeniden yorumlanmasına kaydıracak, farklı edebiyat tarihi yaklaşımları için anlamlı şeyler söylemeye devam eder. Sonuç, bu yazıda Köprülü ve edebiyat tarihi yazımı bağlamında ele almaya çalıştığımız sorunlar ve Yavuz karşılaştırması bize
Köprülü'nün sahip olduğu edebiyat tarihi yaklaşımı ile ilgili bir ufuk değişimini önerir. Zira Köprülü içinde bulunduğu benimsediği tarih yazımı yaklaşımı karşısında önemli refleksiyonlar yapan bir isimdir. Usul makalesinde tartışmış olduğu bu önemli sorular, açmış olduğu bu geniş düşünce alanı içinde Köprülü, kendisine biçilen edebiyat tarihi yazımında böylesi bir ufuk değişimini hak eder. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Teşekkür ediyoruz. Süre aşıldı biraz ama güzel şeyler söyleyince kesmek istemedik. Evet, sevgili Atiye Gülfer, açılış oturumunda konuşan sevgili Selim Kuru Hoca'nın Fuat Köprülü'deki nesnellik ve öznellik, bugünkü ifadeyle söyleyelim, gerilimine değindiğini söylemişti. Bu gerilimi merkeze alan bir sunum yaptı. Bunu yıllar önce bu makaleyi okurken ben aklımda şöyle bir şey vardı. Nesnel eleştirideki öznellik, öznel eleştirideki nesnellik başlığı altında Hece Dergisi'ne yayınlanan bir yazı yazdırmıştı bana. Atiye'nin bu sunduğu bildiri, yani bildirideki esaslar. Atiye Gülfer aynı zamanda karşılaştırma yaptı. Özellikle bilimsel çalışmalarda karşılaştırmaların ne kadar önemli olduğu asla tartışılmaz. Fuat Köprülü ile Jaws'u karşılaştırdı. Bildirisinde dikkat çektiği önemli şeylerden biri de Fuat Köprülü'ye yöneltilen bir eleştiriye bir dolaylı cevaptı. Hep Fuat Köprülü metnin etrafında dönüp dolaşır. Fuat Köprülü dıştan bakar falan, böyle bir mitimiz vardır. Böyle bir şey, algı vardır. Bu algıyı sorgulamaya açtı, tartışmaya açtı. Çok önemliydi bence bu. Son olarak da hem Jaws'un hem de Köprülü'nün felsefeye yatkın tarzda hareket ettiklerini söyledi ki felsefe bütün bilimlerin baba evidir. Yani baba evine yatkın olmak, baba evine gitmek pek bir kusur olması gerek. Tekrar Atiye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi bu oturumun son konuşması sevgili Mustafa Uğur Karadeniz'e ait. Konuşma başlığı Fuat Köprülü'nün klasik edebiyat estetiğine dair eleştirilene bir cevap. Mustafa Hocam buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle henüz ikinci yılında olan bölümümüzün böyle düzenlediği bir organizasyona hem bilirlerle katkı sunan hem de bizi bu oturuma katılarak şereflendiren hocalarıma teşekkürle başlamak istiyorum. Benden önceki bildiri sunan hocalarım aslında hep Köprülü'nün usulüne dair şeyler söylediler. Bilirsiniz işte usul hep esastan önce gelir ama ben biraz da Köprülü'nün klasik edebiyata, klasik Türk edebiyata yaklaşımındaki usulden ve esastan bahsedip biraz da bu yaklaşımdaki estetiğe dair tespit ve bu tespitlerin Köprülü'de oluşturduğu yorumlara karşı bir eleştiri getirmek istiyorum. Bugün pejoratif bulunduğu için yer yer imtina edilen aslında divan edebiyatı terkibi yerine klasik edebiyat, klasik Türk edebiyatı gibi adlandırmalarım öncelikle Köprülü'nün yaptığını biliyoruz. Onun klasik kavramı üzerinde durmasının nedeni de bizim klasik Türk edebiyatı, eski edebiyat, divan edebiyatı artık bugün hala tartışmalarıyla devam eden bu isimlendirme meselesiyle ilgili söylersek, klasik kavramına bir takım müşterek ve umumi kalıpların varlığı nedeniyle yine dönemin sanatçılarında ruh ve hissiyatın o kalıplar dairesinde ifadeye mecbur olmalarıyla ifade ediyor ve bütün İslami edebiyatı klasik bir edebiyat sayıyor. Sadece Türklerin değil, Hintlilerin de muhtemel Urdu edebiyatını kastediyor. Hintlilerin de aslında bu İran özelinde biraz da Arap edebiyatından etkilendiğini ve bu kurallara tabi olduğunu, dolayısıyla onların da bu edebiyat ürünlerini klasik denebileceğini savunuyor. Bunu söylerken de yine lisanda, vezinde, edebi şekil ve nevilerde, hayat ve kainat hakkındaki telakkilerde ve güzellik telakkisinde müşterek değişmez bir takım umdelerin varlığı onda klasik kavramının gerekçesi olarak ortaya çıkıyor. Köprülü edebiyatta biyografiden çok eser merkezi bir yaklaşımı benimsiyor. Bu yönüyle yazarın hayatı ve eserine toplumsal hayatın o dönemin bir aynası olarak bakıyor. Bu belki yani iyi bir özet olmayabilir Köprülü'nün usulü açısından ama tam da bu usul klasik edebiyata uyarlandığında Köprülü'nün klasik edebiyata dair eleştirilerinin de neredeyse temelini oluşturuyor. Çünkü bu dönem edebiyat anlayışına büyük oranda olumsuz baktığını söyleyebiliriz Köprülü'nün. Bunun sebebi de benimsediği metoda uymayan bir
sanat anlayışına sahip olması klasik Türk edebiyatının. Selim Hoca'nın alanda çok önemli iki çalışmasıyla bir haklı itirazda bulunmuştu. İşte tarih alanında Köprülü'nün usulüne dair eleştiriler varken edebiyat alanında Köprülü'nün bu çalışmalarına yeterli derecede bir eleştiri olmadığından bahsetmişti. Hatta hala Köprülü'nün bu çalışmalarının ciddi bakımdan bir başvuru eseri olarak görülmesini de yine eleştirilerine dahil etmişti Selim Hoca önceki çalışmalarında. Biraz bu eski edebiyatla ilgili baktığımızda Köprülü'nün bu yaklaşımlarına bir eleştiri getirmesi gerektiğini de düşünüyorum ben de açıkçası. Bir yanıyla da bir usul öneriyor ama Köprülü eski edebiyata yaklaşımı dolayısıyla polemikçi bir taraf da arz ediyor. Hatta kendi döneminde yer yer bu açıdan bazı münakaşaların içerisinde yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Ali Emiri. İşte Ali Emiri onunla ilgili mesela esnaf izamımıza dair hakikate gayri muvafık makalelerini gördükçe ona karşı teessür ve nefretim artıyordu diyecek kadar da Köprülü'nün eski edebiyat hatta eski sanatçılarla ilgili yaklaşımında bu anlamda biraz problemli buluyor. Her ne kadar Köprülü olumsuz yaklaşsa da Namık Kemal'in karikatürleşmeye varan hırçın saldırılarından farklı olarak yine de eski edebiyata soğukkanlı bir reddiye sunduğu da ifade ediliyor. Ama bu soğukkanlı reddiyenin içerisinde sanat telakkisine uymayacak yaklaşımların da barındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Benden önceki bildiri sunan hocalarımız da ifade etti. Gerçi her ne kadar milli edebiyatın benimsediği edebiyattan farklı bir yol izlemeye çalışsa da yine de bir milliyetçilik ideolojisinin gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz Köprülü'nün eski edebiyata yaklaşımlarını. Özellikle bu edebiyat için eski şairler, eski edebiyat tamlamalarını kullanmasında eskilik vurgusunu öne çıkararak aslında yeğeninin hak edilmiş bir zaferine de gönderme yapıyor Köprülü. Çünkü o zaten büyük bir sanatkarın aynı zamanda büyük bir müceddit, yenilikçi olması gerektiğini düşünerek kendi içinde eski edebiyatın bu imkandan mahrum olduğunu zımnen de olsa ifade etmiş oluyor. Fugue'nin eserden müessiri istidlal yöntemini netameli bulması ve sahnedeki oyuncunun rolünü ciddi atletmek olarak değerlendirmesine katılmayan Köprülü, müpem de olsa sanat eseriyle sanatkarın psikolojisi arasında güçlü bir ilişkinin varlığını öne sürüyor. Tam da sanatkarın psikolojisi kavramı klasik dönem sanatları için mevzu bahis olduğunda göremeyeceğimiz, en azından günümüzde aradığımız boyutlarla göremeyeceğimiz bir ilişki biçimi. Bu durumda klasik şairler özelinde baktığımızda hangi psikolojik durumda ya da sosyal statüde olursa olsun şiirlerinde belli bir aşık tipolojisi içinde görünen mahzun, sevgelinde çaresiz, hasta ve hatta yer yer dilenci görünümünde bir aşık tipolojisinde psikolojiye yer olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Köprülü tam da eski edebiyata dair eleştirilerini biraz da buraya odaklandırıyor. Ve sanatta estetik meselesine daha çok bir dil hadisesi olarak bakıyor ve eleştirilerinin odak noktalarından bir tanesi de dil hassasiyeti oluyor. Çünkü eski edebiyatın oluşturduğu dili yapay buluyor ve Türk dilinin bu süreçte kendi dehasını, tabii ahengini kaybettiğini, güzel fakat suni bir lisan haline getirildiğini söylüyor. Tamamen sanatta samimiyet ve sahte sanat tartışmalarının yedeğinde yürüttüğü bu tartışmalar, bu düşünceler maalesef estetiği kendi zemininde ele alma imkanından mahrum bırakıyor. Sürekli biçimde gerçekçilik, samimiyet ve sade dil tesisine tutulan klasik dönem edebiyatı estetiği kendi ayakları üzerinde durma gücünden de bu şekilde yoksun bırakılmış oluyor. Yine aruz ve kafiye konusundaki bu şiirdeki katı kuralcılığın halk edebiyatını tasfiye ettiğini düşünüyor. Oysa sade halk lisanıyla yazılan şeylerin önemini özellikle altını çiziyor ve şiir sahasının dışında bırakılmasını, klasik dönemde halk edebiyatı ürünlerinin şiir sahasının dışında bırakılmasını büyük bir eksik olarak addediyor. Bunları söylerken yer yer kullandığı kavramlarda da aslında bazen bilimselliği aşacak, oldukça öznel de bulunabilecek kavramlara da müracaat ettiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi klasik edebiyattaki kurallar manzumesini şekil istibdadı olarak yorumluyor. Takdir edersiniz ki istibdat kavramı, hele de Köprülü'nün bunu erken dönemde kullandığını düşünürsek, ister istemez çağrışımı çok güçlü bir kavram
ve eleştiriyi de aynı zamanda kendi içinde barındıran bir kavram oluyor. Ve köprülü her istibdat gibi edebiyatta oluşmuş bu baskıcı otoritenin de aslında uzun süre devam edemeyeceğini ima ediyor. Burada açık biçimde estetik bir yaklaşımla bir sanat türünün eleştirisi değil, politik duruşun, tabiri mazur görürseniz, muhalif bir propagandasının öne çıktığını da söyleyebiliriz. İşin eski edebiyat araştırmacıları tarafına döndüğümüzde, Köprülü ya da Namık Kemal ya da diğer divan edebiyatına dair getirilen bu eleştirilere, yapılan bu eleştirilere cevap verme ihtiyacı da bu eleştirilerin kaynağının politik ideolojik bir zeminden doğduğunun görülmemesi yüzünden başka problemlere yol açıyor. Verilen bütün bu cevaplar işte aslında klasik edebiyatın hayattan uzak olmadığı, dil bakımından ağır olmadığı, gerçekçi tasvirden kaçınmadığı, sosyal hayatı yansıttığı, taklitçi olmadığı gibi savunmacı cevaplar başka bir bulanıklık oluşturuyor. İfrat ve tevhid arasında kalan klasik Türk edebiyatı estetiği de zaten günümüzdeki zihniyet değişimiyle yeterince anlaşılamazken bu iki eleştiri ve cevap arasında bu iki eleştiri ve cevabın oluşturduğu toz duman arasında aslında iyice silinip gidiyor. Dil engeli yüzünden halk kitlelerine nüfuz edemediğini düşündüğü eski edebiyatın Köprülü sürekli dil bahsi ve halkın nüfus tartışması üzerinden yargılıyor. Dolayısıyla Osmanlı edebiyatında konusu ve dil bakımından hayatın dışında sayıyor. Aslında bu tür tespitlere tamamen yanlış tespitler denemez. Klasik edebiyat özelinde baktığımızda ve ben aslında bu tespitlerin bir ikonografi de ifade ettiğini düşünüyorum. Yalnız bu ikonografinin bir ikonolojiye evrilmemesi ve tamamen bu ikonografinin salt eleştiri düzeyinde kalması klasik edebiyatında estetiğinin anlaşılmamasına neden olduğunu düşünüyorum. O yine mesela dil bahsi üzerinden dile getirdiği 14. yüzyıldaki nispeten Türkçe'ye ilgiyi de Köprülü başka bir şekilde yorumlayarak aslında o dönemki Türkmen beylerinin başka dil bilmemeleri ve o dönemdeki sanatkarı ben kullanıyorum çünkü Köprülü bu dönemdeki müellif ve mütercimlere sanatkar niteliğini çok görüyor. Çünkü onlar aslında patrimonyal bir tahakkümün sonucu olarak eser verdiklerini, bu adı geçen Türkmen beylerinin talepleri doğrultusunda işler yaptıklarını, dolayısıyla onları da sanatçı ya da entelektüel olarak değil de daha çok bu patronaja yaranmaya çalışan, yine tabiri mazur görürseniz adeta bir kapı kulu saydığını söyleyebiliriz Köprülü'nün erken dönem en azından klasik edebiyatın oluşumundaki metinler için bile. Köprülü'nün bu edebiyatı sanat eseri sayıp saymayacağı da başka bir tartışma olarak karşımıza çıkıyor ve bu edebiyatın ürünlerine pek az biçimde sanat payesini layık gördüğünü görüyoruz. Birkaç sanatçı portresinde bunu ifade ediyor ama arkasından da bu ifadeyi etkisiz hale getirecek eleştirilerinde peşi sıra sayabiliyor Köprülü. Bunlardan bir tanesi mesela Baki ile ilgili olarak yüksek bir sanatkarın eseri olduğunu gösteren üstünlük ve seçkinlikten bahsediyor. Yine eleştirilerini getirirken de Osmanlı içtimai heyetinin yarattığı orijinal sanat eserlerde vardır diyerek sanki biraz da aslında az önce yaptığı eleştirileri daha gerçekçi bir zemine oturtmak için muhatabına da hak vermiş gibi bir yol izlediğini düşünüyorum. Yine Şeyh Galip için Muhayyire-i Mübdia'nın tecelliyat-ı nefisesi ibaresini kullanarak aslında şahit olmaktan bahsederek onun eserlerinde yine nispeten oldukça sınırlı kullandığı eski edebiyatın sanat değeriyle ilgili beğeni ifadelerini Şeyh Galip için esirgemiyor ama arkasından yine eleştiriyi getiriyor. Klasik dönemin sanatları içinde hatta İslam kültürüyle birlikte oluşmuş zihniyetin de sanata izin vermediğini oldukça genellemeci bir yaklaşımla ifade ediyor. Ama yer yerde Hattatların nefis yazılarından da bahsediyor. Şairleri kelimeleri dizip işlemek hususunda belki mahir kuyumcular olarak görüyor. Ama bu kuyumcuların sahte mahsulleri muntazam kış bahçelerinde yetişmiş iri yapraklı parlak çiçekler olarak addediyor. Ve bu göz kamaştıran mahsuller ilk başta güzel etkili görünse bile hayat ile alakası olmayan bir edebiyatın ürünü oldukları için
zamanın nihayetsiz kasırgaları önünde süpürülüp gidilecektir diyor. Ve Köprülü edebiyatta kalitenin, sanatta, estetikte değerin zamanla mukayyet olduğunu satır aralarında bize hissettiriyor. Her ne kadar Namık Kemal gibi karikatürize etmese de yine onun parça bohçası tabirini hatırlatacak biçimde eski edebiyat için kumaş parçalarından yapılmış palyaço kostümlerini hatırlatan gazel ve kasidelerin, bu sakinnamelerin herhalde çok yüksek bir sanat eseri sayılamayacağından dem vuruyor. Ve hayatın yüksek hamleleri ve geniş heyecanlarla bir rabıtası olmadığını düşünüyor. İfade ettiğimiz gibi aslında hayatla irtibat ve sanatçı psikolojisi gibi günümüzde aradığımız veya en azından Köprülü'nün döneminde aradığı bazı ilgiler bu edebiyatta olmayabilir. Ve ben bu tespitlerin ikonografik bir düzey arz ettiğini düşünüyorum ve önemli veriler sunduğunu düşünüyorum. Yapmamız gerekenin de bu ikonografiden hareketle aslında doğru ikonolojik yorumlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Köprülü en azından bize böyle bir yol açabilir diye ümit ediyorum. Köprülü maalesef sanat perspektifiyle eleştirmek yerine klasik edebiyatı yer yer katı yargılarla mahkum etmeyi, hatta onu sanat seyrinden men edecek bir tutumu da benimsediğini söyleyebiliriz. Bu çok zararlı taklitçi zihniyet. İşte İslam ve İran ananelerini, tasavvuf edebiyat tarihini bilmenin şiir addedildiği, her okuyanın tabiatıyla şair sayıldığı, hakiki sanatkara pek az tesadüf edildiği gibi katı yargılar klasik edebiyatla ilgili verilmiş peşin ve yanlış hükümler olarak önümüze çıkıyor. Ve sanatta samimiyetin dışında başka bir paye olduğunu yer yerde aslında itiraf ediyor. Bunu özellikle Namık Kemal ve arkadaşlarını Fikret ve Halit Ziya ile karşılaştırırken söylüyor. Mesela normalde sanatı hep hayatla mukayyet görürken Namık Kemal ve arkadaşlarını Fikret ve Halit Ziya'dan daha az sanatkar bulması bu bir de kendi içinde bir tenakuz oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Köprülü sanatla hayatı bir yerine eşitliyor ama öte yandan sanatın hayatı da aşan başka bir düzeyi olduğunu da Fikret ve Halit Ziya'yı Namık Kemal ve arkadaşlarıyla karşılaştırırken ifade etmiş oluyor. Köprülü'nün ısrarla... Mustafa Hocam, toparlayabilir miyiz? Tabii hocam. Evet. ısrarla halk edebiyatını, İslamiyet öncesi Türk edebiyatını öne çıkardığını görüyoruz. Yine Köprülü'nün hem edebiyatta usul makalesinde hem de edebiyat tarihinde, diğer çalışmalarında, özellikle hayat ve edebiyat makalesinde. Halk edebiyatını esas kabul edince ve halk edebiyatının dışında oluşmuş klasik Türk edebiyatında yargılamak ister istemez kolay oluyor. Leon Kahn'ın Türkler fikriyat yaratıcılıktan ziyade taklide meyillidir tespitini aslında yanlış bulmuyor. Hatta bunu Türklerin cihangirliği ve alem şumul nizamlar kurmasıyla ilişkilendiriyor. Daha önceki bildirilerde de geçti bu aslında. Ama gibi eleştirirken, onun bu müsteşlik yaklaşımını eleştirirken, onun sadece Osmanlı şiirini, Türk edebiyatını Osmanlı şiirine indirgemesini eleştiriyor ve halk edebiyatından habersiz olduğunu, halk edebiyatına dair yapılacak araştırmaların, dolayısıyla Türklerin de sanatta, fikriyatta, yaratıcılık boyutlarının olduğunu halk edebiyatı üzerinden ispatlamaya çalışıyor ve bunu klasik edebiyatı bu kategoriye sokmuyor. Bu da yine eleştirimizin, eleştiri unsurlarımızdan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Halk edebiyatını her değerlendirmesinde esas kabul ediyor. Mesela klasik Türk şiirinde Ahmet Paşa örneğini verirken onun şarkıları üzerinden şarkı nazım biçimini koşmanın bir devamı olarak sayıyor. Bu yine halk edebiyatını merkeze aldığını ve klasik edebiyatının ondan en azından bir etkiyle oluşan nazım biçimini kullandığını ifade ediyor. Klasik dönem şairleriyle ilgili biraz daha kurgusal bir ulus sanat anlayışı üzerinden şahsi görüşlerini Acem divanlarının sayfalar arasında gömerek mensup oldukları milletin ruhuyla alakalarını kesen, onun güzel ve çirkin telakkilerinden mümkün olduğu kadar fazla uzaklaşan eski şairlerimizin divanlarını da birbirinin aynı buluyor. Zannedersem sürem de bitti. Belki bu çalışmalar inşallah ilerleyen zamanda kitaplaşınca daha da zenginleşecektir katılımcıların da
sorularıyla. Şimdilik burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle Fuat Köprülü'nün eski Türk edebiyatına, klasik edebiyata bakışına dair nitelikli bir sunum. Biliyorsunuz Mustafa Bey de konuşmasında değindi. Özellikle divan edebiyatına Namık Kemal'ın yaptığı, yönelttiği eleştiri vardı. Bu ne bilimselliğe sığıyor ne de edebiliğe sığıyor. Bir de Abdülbaki Gölpınarlı'nın daha sonra yazdığı divan edebiyatı beyanındadır. İkisi de bilim dışı, edebiyat dışı gerekçelerle yazılmıştır. Zannederim Fuat Köprülü'nün divan şiirine yönelttiği eleştiri bilimsel esaslara, yani eleştiri ahlakına yaslanan bir eleştiriydi. Sevgili Mustafa Uğur hocamız buna dikkat çekti. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Biraz malzemeden çaldık gibi Servet Gündoğdu hocam ama zamanımız ölçüsünde bu dört değerli sunuma ilişkin eleştiriler, sorular, katkılar var mı? Varsa onları alabiliriz şu anda. Evet, bekliyoruz. İzin verirseniz ben değerlendirme yapmak istiyorum ve sorum olacak. Çok teşekkür ediyorum sunuşlar için. Hepsi birbirinden değerliydi ve zihnimdeki bazı soru işaretlerine cevap oldu. Yeni soru işaretlerini oluşturdu. Öncelikle Fatih'in sunuşunda özellikle bu tekamül kavramını bir özel terim olarak açıkladığı için teşekkür ediyorum. Çünkü bu terminoloji, bu tür sözcüklerin nasıl kavramsallaştırıldığı çok önemli. Bu metinlere yaklaşırken de bizim bunların farkında olarak kullanmamız lazım. Gerçekten benim zihnimdeki bir noktayı aydınlattı. Çünkü emin olamıyordum bir türlü. Hani bu evrim karşılığı mı nedir diye, ama evrimi de destekleyecek diğer terimleri de gördüğüm için bununla ilgili olarak katkı olsun diye sadece. Zaten terakki kavramını aradım ama göremedim. İlerlemeden çok bahseden, farklı işte eş anlamlarını kullanıyor belki ya da o anlama çıkacak sözcük gruplarını kullanıyor ama terakki kullanmaktan kaçınıyor. Mesela bunu da belki politik düzlemde de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü terakki kavram olarak da terim olarak da 19. yüzyılda damgasını vuruyor. Hatta işte İttihat ve Terakki gibi siyasi bir partinin şeyine de taşınıyor, isimine de taşınıyor. Dolayısıyla bu ilerleme fikrini hani Kemele kökünden şey yapıp tekamülden sonra tekamüle doğru evirip başka bir terim gibi öneriyor olması ilginç. Acaba özellikle sakınıyor mu mesela, merak ediyorum. Ondan sonra bir de şey var, medeniyet sözcüğünün kullanışını dikkatimi çekti. Henüz Ziya Gökalp daha sonra biliyorsunuz Fars ve medeniyeti birbirinden ayıracak. Bunu çok işte sistemli bir şekilde Türkçülüğün esaslarında gösterecek bize ne kastettiğini. Bana öyle geldi ki Köprülü Türk medeniyeti derken medeniyeti hem medeniyet anlamında kullanıyor bazı yerlerde ama hem de Hars anlamında da, yani Gökalpçe Hars anlamında da kullanıyor. Türklere özgü kültür, halkın yarattığı kültür anlamında da kullanıyor gibi. Dolayısıyla belki işte o medeniyet kavramına da bakılabilir. Hani Hars ne zaman giriyor bu sözcük dağrına, ne zaman ayrışıyor, bunlar da önemli. Onu söylemek istemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Günal hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir de Atiye Hanım'ın sunuşuyla ilgili bir soru canlandı zihnimde. Yavuz'la belki Köprülü'nün tavrı arasındaki bu işte karşılaştırmayı, benzeştirmeyi yaparken çok önemli noktalara değindi. Ben okumak için sabırsızlanıyorum metin halini. Köprülü'de ben şu tavrı gördüm. Evet, okurun tepkisine, işte farklı okur gruplarının farklı dönemlerdeki edebiyat eserlerine verdiği tepkiye, onun anlayışına okur tarafından çok dikkat ediyor ama galiba edebiyat tarihçisini son kertede mutlak diyebileceğimiz tırnak içinde bir okur olarak da tesis ediyor. Çünkü sürekli edebiyat tarihçilerine şeyi öneriyor, yani bu yola girmek isteyenlere. Bakın diyor, öznel olacaksınız, edebi eserin çünkü etkisi vardır okur üzerinde. Hata yapacağınızı göz önüne alın ama her zaman kendinizi kontrol edin. İşte yargılarınızda dikkat edin gibi. Ama işte sonuçta edebiyat tarihçisi bu okurların hepsinin tavrını yorumlayan bir üst okur gibi yargıyı, son yargıyı veren merci oluyor sanki Köprülü'nün tanımında. Ne diyorsunuz bu konuda? Düşündünüz mü?
Evet Atiye Hoca. Çok teşekkürler katkılarınız için Gönül Hoca. Orada özellikle işte tam bütün her şeye değinemediğimiz için bu soruyu sormanız iyi oldu. Orada özellikle mesela bu alımlamalar noktasında mukayese fikrini ön plana çıkarması, mukayese şartıyla demiş olması bana çok değerli gelmişti bu noktada. Yani hiçbir edebiyat tarihçi aslında biraz da kesinlikten yani sürekli olarak umumiyetten ve mutlakiyetten uzak durmayı salık veriyor. Özellikle bu gençle hitabe gibi bitirdiği son paragrafta da böyle bir şey söz konusu. Her zaman müfrit tamimlerden kaçının, mutlakiyetçilikten uzak durun diyor ve bir edebiyat eserinin değerinin farklı yüzyıllarda çok farklı şekillere bürüneceğini söyleyerek aslında bir edebiyat tarihçisinin yazmış olduğu tek bir edebiyat tarihinin çok fazla güvenmememiz gerektiğini de salık veriyor. Yani Fuzuli ve Fuzuli örnekleri üzerinden bu meselenin üzerine gidiyor. Onu söylemeye çalıştım metinde. Elbette metnimin sonuna doğru demeye çalıştım. Yani Yavuz'daki okuru merkeze alma şeklindeki merkeziyet açısından Yavuz'da elbette çok daha fazla şeyde merkezde duruyor okur meselesi. Ama onun köprülünün edebiyat tarihçiliğindeki bu sürekli olarak içinde bulunduğu söylenilen bu pozitivist edebiyat tarihçiliği yaklaşımına sürekli olarak eleştirel bir yaklaşımda bulunması da aslında onun perspektifinin yani diğer sanat eserlerinin koordinatları bağlamında diğer unsurlara da yer açtığı üzerinde de durmak ihtiyacı hissettirdi bende. Evet. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, aramızda çok değerli hocamız Mustafa İsem Bey bulunuyor. Saygıdeğer hocamızın bir değerlendirme, bir katkı sunmasını arzu ederiz. İster misiniz sevgili hocam? Buyurun. Hay teşekkür ederim. Ben sabahleyin bir sorun oldu. Giremedim o ilk oturumu izleyemedim maalesef. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu işlerle uğraşan herkes gibi benim de hayatımın çeşitli aşamalarında köprülüyle bir hesaplaşma sürecim oldu. Hatta biz bu sene ölüm yıl dönümünde bir tarihçi arkadaşımızla birlikte bu Fikir Coğrafyası diye bir site var. Orada köprülü üzerine de bir ikili konuşma yaptık. Yani arkadaşlar özellikle YouTube üzerinden onu da izleyebilirler. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim şu anda... Sadece Türk edebiyatına değil, yani sosyal bilimlerde edebiyata, ilahiyata, kısmen hukuka, sosyolojiye hakim olan bakış açısı biraz Gökalp'in sınırlarını çizdiği ama köprünün müfredata dönüştürdüğü bir yaklaşım. Bu bugün de büyük ölçüde bizim bu sözüne ettiğim alanlarda uygulanan, pek çok arkadaşımızın farkında olmadan uyguladığı bir süreç. Ben en iyi fikrin bile bir ömrü olduğu kanaatindeyim. Yani köprülü kendi döneminde bir ulusalcı bakış açısı çerçevesi içinde dönemini iyi okuyarak biraz da okumaya mecbur kalarak diyebiliriz. Çünkü köprünün hayatını görürseniz, okursanız karşı karşıya kaldığı tablolar var ve bu tablolar karşısında da bir hayata ve olaylara intibakı var. Ben bu bakış açısının arkasında çok samimi bir perspektif ve bir bilim adamı perspektifi görmüyorum. Bir siyasi perspektif görüyorum. Galiba sabahleyin buna benzer şeyler de söyledi. Mustafa Bey de aşağı yukarı onları biraz daha edebi bir dille ifade etti. Yani şuna samimiyetle katılırım. Köprülü gerçekten divan edebiyatı konusunda yazdıkları gibi düşündüyse sorun yok. Ama... düşünmediği gibi bazı şeyleri yazmak zorunda kaldıysa buna dair bir takım işaretler var. Ben mesela bunu kendisinden yazmasını da istirham ettim. Köprülü bir kere zeki, değerli ve karizmatik bir adam. Bunu kabul edelim. Ve Köprülü'nün öğrencisi olan konumundaki bazı kişilerle karşılaştım ben yaşım itibariyle. Bunlarda mesela Köprülü'ye yönelik asla en küçük bir eleştiri, böyle bir şeye kalkışmak falan bile
akıllarından geçmeyecek bir hadisedir. Bunlardan bir tanesi rahmetli Şükrü Elçin. Galiba 38 veya 39 yılı olacak. Köprülü'nün meslek hayatının 25. yıl dolayısıyla hem İstanbul Edebiyat Fakültesi hem Eminönü Halk Evi bir toplantı düzenliyor. Bir anma toplantısı düzenliyorlar ve bu anma toplantısında özellikle bu Eminönü Halk Evi'ndeki toplantıda Ali Nihat Hoca organize etmiş. Böyle eskiye yönelik kıyafetler giydirilmiş bir takım öğrenciler, Şükrü Elçin de bunların arasında, teatral bir konumda klasik şiirden örnekler okumuşlar. Mesela işte birisi 17. yüzyıl kıyafeti giyerek Nef'iden bir şiir, birisi 18. yüzyıla yönelik kıyafetlerle Nedim'den bir şiir gibi. Çok hoş bir hava teşekkül etmiş. Ve bu şiirlerin arkasından Köprülü sahneye çıkmış, bir konuşma yapmış. Özet olarak söylediği şu: arkadaşlar, biz yeniye yer açmak uğruna bugüne kadar eski edebiyata karşı bilinçli bir tavır sergiledik. Ama bugün artık yeni yeteri kadar kendisine yer açmıştır. Dolayısıyla artık bu edebiyatın da hakkını vermek lazım. Ve onun için de bu söylediklerimizden daha farklı bir yöntem ortaya koymamız lazım gibi. Şükrü Hoca'ya, hocam bunu siz birinci elden tanık olarak yazın dedim. Fakat Şükrü Hoca yazmadı bunu. Ama başka tanık arkadaşlar da var bunu dinlediğimiz zaman. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Çok zeki bir adam, hırslı bir adam. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 1913 seçimlerinde adaylık için başvuruyor. Talat Paşa çok ilginç bir biçimde önüne gelen bu başvuruya, şimdi onu milletvekili yaparsak daha sonra ne yapacağız? Gitsin üniversitede çalışsın biraz diyor ve reddediyor adaylığını. Sonra da biliyorsunuz siyasetle hep iç içe oldu hayatın her aşamasında. Hatta Demokrat Parti'de başbakanlık gibi bir beklenti içinde oldu. Bunlar gayet insani ve olması gereken beklentiler ama bu tarafını belirtmek açısından söylüyorum. Bence geldiğimiz nokta itibariyle Köprülü görevini yapmıştır. Yeniden bir perspektif, bugün 1920'lerin, 30'ların Türkiye'si değil, karşı karşıya kaldığımız Türkiye. Ve o günkü perspektiften de en çok klasik edebiyat, divan edebiyatı etkilendi. Bu elbette Köprülü ile başlamadı. Arkadaşlarımız da söylediler, Tanzimat sonrası başlayan bir bakış açısı var. Namık Kemal ve arkadaşlarının bu konuda söylediklerini de biz çok iyi değerlendirmedik. Rahmetli Kaya Bilgegil'in bu konuda iyi bir çalışması vardır. Genç arkadaşlara özellikle öneririm. Piyasada da var zannediyorum. Yeniden basıldı. Bu manada bizim klasik edebiyat için yeniden bir çıkış yolu ve bu psikolojik bariyerleri de kırarak, bu lisede aynen devam ediyor bu bakış açısı. Yani acem mukallitleri, acem takdirkarları gibi bakış açısı bizim edebiyat tarihçiliğimizin hemen hemen her noktasında devam ediyor. Ve kimseyi hain ilan etmeden akademik bir çerçevede o günün şartlarının öyle olduğunu değerlendirerek yeniden bir bakış açısıyla değerlendirip buradan bugünü ifade edecek yeni yaklaşımlarla, arkadaşlarımız da söylediler, edebi metinler her dönemde yeniden değerlendirilebilir. Bugünün bakış açısıyla değerlendirerek bunlar için bir farklı çıkış noktası önermek durumundayız. Bunun vaktinin gelip geçtiğini düşünüyorum. Böyle bir toplantıya da arkadaşlar vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bunu iyi bir alamet olarak görüyorum. Sağ olun. Çok değerli hocam, yaptığınız değerli katkılar için teşekkür ediyoruz. Aramızda değerli edebiyat bilimci Hasan Bülent Kahraman Bey de bulunuyor. Hasan Bülent hocamdan da bir değerlendirme bekliyoruz. Hocam buyurun. Sonrasında ben de değerlendirmede Günül hocanın yorumuna dair fikrimi söylemek isterim. Biraz tartışma alanı. Tamam. Önce Hasan Bülent hocamın sabahtan bize bir borcu vardı, değerlendirme borcu. Böyle süremiz zaraldı. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Her şeyden önce bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür
borçluyuz. Ben de bu toplantıya katılmayı bir görev saydım. Şimdi bu değerlendirmeler çok önemli bazı noktalara işaret ediyor. Her şeyden önce şöyle bir meseleyle karşı karşıyayız. Acaba bu değerlendirme, bu irdeleme, çözümleme, bu çalışma doğrudan doğruya Fuat Köprülü ile mi ilgilidir? Onun Türk edebiyatına, Türk düşünce sistemine getirdiği katkılarla mı ilgilidir? Yoksa biz bugünün bir takım bakış açısıyla ve gelen hareketle yeni bir model kurma çabası içinde miyiz? Hepinizin bildiği önemli bir husus var. O husus mukayeseli edebiyat dediğimiz bu büyük alanın aslında İstanbul'da kurulmuş olmasıdır. Yazımından, ilk yazılışından 70 yıl sonra ancak İstanbul'da, Bebek'te Erik Auerbach'ın yazmış olduğu Mimesis kitabını çevirebildik. Sabahleyin Günül Hoca'nın konuşmasında adı geçen Linda Hutchinson, Emily Apstum olmuş insanlardır. Onlarla bu konuları konuştuk, tartıştık. Bu mukayeseli edebiyat denen hadise sonradan 1990'lardan itibaren postkolonyal çalışmalara, sömürgecilik sonrası çalışmalara dönüştü. Feminist çalışmalarla birlikte subaltern studies'e, yani mağdunların irdelendiği çalışmalara dönüştü. Ve bunun içinde aslında ulus edebiyatlarının, ulusal edebiyatların yavaş yavaş bu literatürde kabul edilen tabirle demise'ını, ortadan kayboluşunu, silinişini gördük. Fakat bu belli bir perspektifle ve retrospektif bir biçimde geçmişe bakmayı ve orada yapılmış olan çalışmaları değerlendirmeyi tenkis eden, ortadan kaldıran bir yaklaşım değil. Bu itibarla Fuat Köprülü'ye bugün yeniden bakıldığı zaman acaba biz neye bakıyoruz? Neyin peşindeyiz? Bu soru ciddi bir sorudur. Ve bu çalışma bende bu bakımdan birçok çağrışımlar ve yeni düşünceler oluşturmuştur. Onları birkaç madde halinde bu yapılan çok değerli yorumlardan hareketle ifade edeyim. Bir tanesi, bunların belirttiğim gibi ulusal edebiyatla mukayeseli edebiyat arasında ortaya çıkan gerilim. Bu gerilim sadece Fuat Köprülü'nün usul hakkında 1913 yılında yazdığı makaleyle veya onun divan edebiyatını Baki, Fuzuli'yi irdelerken ortaya koyduğu görüşlerle ilgili değil. Şimdi burada bu konuşmaları dinlerken şöyle bir noktayı işaret etmek gerektiği kanısındayım. Hepimiz geçmişe bugünün perspektifiyle bakıyoruz. Dolayısıyla bugünün sahip olduğu birikim, bugünün oluşturduğu yeni bakış açıları geçmişin yeniden değerlendirilmesine imkan verdiği kadar bazen onun kendi sınırlarını açan bir takım yorum bilgisi yaklaşımlarına da zemin hazırlıyor. Bu kendi içinde tartışılacak bir yöntem meselesi. Yani Ricoeur'un düşünceleriyle, Gadamer'in düşünceleriyle, Bourdieu'nun düşünceleriyle o günü anlamak için hemhal olunuyorsa bu doğrudur. Ama bunlar eğer o günün temel problemlerini tartışmakta yeniden yorumlarken kullanılıyorsa orada ciddi bir metot sorunu var. Bu açıdan bakınca bence Fuat Köprülü'nün de içinde bulunduğu ve ondan evvel başlamış olan kuşağın yaşadığı ciddi bir problem var. Ben buna tıpkı Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmış olan La Grande Peur, büyük korku, büyük tetiş gibi
büyük çelişki diyor. Bu çelişki şudur. Evrenselci, yani özellikle Fuat Köprülü ve Kuşağı bakımından onun üstünde durarak söyleyecek olursak, bu hiç tartışmasız pozitivist ve evrenselci bir yaklaşımla, anlayışla ulusalcı yaklaşımın birbiriyle uzlaştırılması, telif edilmesi çabasıdır. Yani Tanzimat epistemolojisi denebilecek bir model de belki buraya oturtulabilir. Ama Köprülü ve Kuşağı'nın ana meselesi bu pozitivizm meselesiydi. Yani 1908 öncesinde, 1889'dan sonra başlayan ve Türkiye'ye parça parça nakledilen özellikle Alman vulgar materialismus çerçevesini dikkate alırsanız, Fuat Köprülü'nün aslında özünde o devirde bütün bu pozitivist yaklaşımın kökenini oluşturan, deminden beri tartışılan Darwin meselesinin kökenini oluşturan Hegelci bir teleolojiyle bu meselelere eğildiğini görürüz. Bu Hegelci teleoloji ister istemez beraberinde tabii ki önce Darwinci, sonra sosyal Darwinci tekamül meselesini ortaya koyacaktı. Şimdi 1920'lerde dergah çerçevesinde veya çevresinde ortaya çıkan Bergson ise bu pozitivizmin yarattığı büyük hamleye karşı bir takım intuitif, içgörüsel, sezgisel bazı yaklaşımların öne çıkartılmasıydı. Ama biliyorsunuz 20'lerde Bergson'un dergah çevresinde etkili olmasının bir diğer sebebi onun getirdiği elan vital kavramıdır. Yani yaşama bir tür impetusu, içgörüsü, işte savaştı, kurtuluş savaşı devam ediyor. Bunu yapan neydi sorusuna onunla cevap getirdiler. Yani Bergson sonra Tanpınar vesaire onun zaman meselesiyle uğraştı. İşte imtidat meselesi, temadi etme meselesiyle uğraştı. Ama Bergson'un Creative Mind'da, yani yaratıcı zihinde, zaman ve madde kitaplarında bu Darwinci pozitivist teoriye karşı getirdiği eleştiriler pek de o kadar üzerinde durulmadı. Duruldu ayrı mesele. Bu kadar üzerinde durulmadı. Yani Türkiye'de bugün de geçerli olan modernleşmenin doğurduğu büyük pozitivist perspektif veya episteme esas itibariyle kurucu unsurlarından biri olarak Fuat Köprülü'yü ortaya koyar. Yani Fuat Köprülü'nün Osmanlı müesseseleri meselesi, Fuat Köprülü'nün Osmanlı Devleti'nin kuruluş konusu özünde objektif, sınanabilir, pozitivist bir tarih yazımı anlayışıdır ve edebiyat tarihi anlayışı da onun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yani biz bugün ipso facto veya geriye dönüşlü olarak, retrospektif olarak baktığımız zaman in situ, yerinde olan, o gün yaşanan olan, yaşanmakta olan meseleyi kavramadan daha ileri bir noktaya gidemeyiz. Yani bugün Fuat Köprülü'nün getirdiği görüşlerin elbette tartışması yapılabilir, elbette içlerinde söylediği çok önemli tespitler, saptamalar var. Ama esas itibariyle bu çalışma, bu konferansın benim izleyebildiğim kadarıyla, biraz daha izleyip sonra izin alacağım, bu konferansın, bu sempozyumun ortaya koyduğu mesele, bu pozitivist tartışmayı en sınırlı ölçülerde ve saklı bir şekilde yapan, yani çok da şiddet bir şekilde bir Abdullah Cevdet olarak yapmayan Fuat Köprülü'nün dahi bu Hegelci teleoloji üstünden gelişen damardan ne kadar etkilendiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Fuat Köprülü okumaları, yorumlamaları bize sadece hermenötiksin işte Gadamerci veya Ricoeur'cü yaklaşımıyla bir takım boyutlar vermekle kalmıyor. Bizim bugün içinde bulunduğumuz düşünce sistematiğini anlamak bakımından da
önemli kapılar aralıyor. Ben belki uzattım, özür dilerim ama borç dedikleri için bu borcu ödemek maksadıyla bu tespitlerde bulunmaya çalıştım. Tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz ve bu sempozyumu düzenlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hocam değerli katkılarınız için biz teşekkür ediyoruz. Bir ayda da geçtik ama Fatih Altı Hocam'ın bir cevabı olacak galiba, bir değerlendirmesi olacak. Fatih Hocam buyurun. Evet ya, çünkü tartışma alanı, hocalarımıza çok teşekkür ederiz. İki hocamız da önemli katkılarda bulundular, sağ olsunlar. Ama bizlerin tartışma alanı biraz daralmış oldu. Onu kıymetli olduğunu, o alanın da kıymetli olduğunu belirtmek için böyle bir söz almak da istedim. Günel'in söyledikleri çok önemli. Yani orada mesela telakki kelimesinin yokluğundan bahsetti. Hani böyle mesela aslında köprülüğü, aslında Hasan Bülent Bey'in de az önce söyledikleriyle birlikte düşünerek böyle gerilimler üzerinden düşünmek taraftarıyım ben. Yani hangi geleneğin, hangi düşünce geleneğinin tam içerisinde duruyor, onun ne kadar etkisinde değil de o etkiler arasında nasıl salınıp gidiyor, ona bakmak taraftarıyım. Mesela terakkinin yokluğu önemli. Az önce kontrol ettim. Edebiyat araştırmaları 1 ve 2'de toplamda 20 kere geçiyor terakki kelimesi. Ama onun yerine inkişaf kelimesi 200 kere geçiyor. Yani terakkiye dayalı bir şeyden çok inkişafa dayalı bir terminoloji kullanıyor. Yani tam da İttihat Terakki zamanında ilerlemeciliğin içerisinde biraz daha yine evrimci olan, biraz daha hani şeyde zuhur eden şeyler, onların kendi içinde çatallanması, birden yeni eğilimlerin ortaya çıkması gibi yanları olan inkişafın seçilmesi. Aynı zamanda Alpa'nın konuşmasının başlığında, yani şey odaklandığı makalenin başlığındaki menşe kelimesi. Yani 150 kere geçiyor iki metninde menşe. Yani bir şey, neşet eden şey. Yani bir mesela Türk Edebiyatı'nın başlangıcı demiyor. Yani bir işte emergence'dan, bir çıkıştan, bir neşvi nema bulmaktan bahsediyor. Yani bunların hepsi biyolojik terminolojiyle de bağlantılı olan şeyler. Yine nev kelimesi aynı hem biyolojik tür hem edebi tür anlamında sıkça birbirlerine de atıfta bulunarak geçiyor. Dolayısıyla ben son olarak şunu söyleyeyim. Hani bu yaptığımız yakın okumanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani bu metni yakından okuyoruz ve aslında oradaki hem bazı eğilimleri görüyoruz. Bu aşırı yüceltilen metnin nasıl okunmadığını ya da anlamının sabitlendiğini. Ama bir yandan da her okumamızda da farklı farklı yorumlarla da gerilimleri gösteriyoruz. Hani işte o Bergson'la Darwin arasında ya da alımlamayla işte edebiyat tarihi arasında olduğu gibi. Bu yüzden çok kıymetli. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Servet Hocam, süreyi açtık. Hocam evet, ikinci oturum saat 15'te başlayacak. Dolayısıyla bir üçüncü oturum pardon. Evet. O yüzden katılımcılarımızdan sorusu, katkısı olacak olan varsa alabiliriz. Ama yoksa çok tek bir cümle söylemek istiyorum. Buyurun, tabii. Alper Hocam buyurun. Mustafa Uğur Hocamız, Mustafa İhsan Hocamız divan şiirinin geri plana itildiği konusunda çok değerli vurgular yaptılar. Fakat bir taraftan da şöyle bir durum var. Yani yaşamla iç içe edebiyatın kendini ispat etmesi ya da bunun öne çıkarılması, yani 1941-40 yani garip akımı. Düşünün. Ya da Oktay Rıfat'ın 1945 yılında yazdığı işte şiir, yeni şiir beş duyuyla, efendime söyleyeyim, yazılır. Duyularla yazılır. Yani çok geç. Dolayısıyla yaşamla iç içe edebiyatın arandığı, özlendiği bir dönemde efendime söyleyeyim, divan şiirine yönelik işte basma kalıp işte klişe olması bir anlamda yaşamla irtibatının zayıf olması eleştirileri çok, yani bana çok haksızlık gibi de gelmiyor. Yani bir gerçeklik payı var. Mustafa Hoca onu da zaten belirtti. Mustafa Uğur Bey. Yani şöyle diyelim, hani dönemin ruhu tabii. Fakat bir taraftan şunu da söylemek istiyorum. Hani divan şiiri bugün mesela geri plana atılmış falan değildir. Aksine ihya edilmektedir. Cumhuriyet döneminde neredeyse bütün metinler, bulunabilecek bütün metinler transkribe edilmiştir, latinize edilmiştir. Üzerine çalışılmaktadır. Şerhler yine değil mi, Cumhuriyet döneminde ortaya konmuştur. Yani bu alan aslında velut bir alan ve aksine günümüzde belki de ne bileyim Orhan Veli'lerin şiirinin şiir olmadığını söyleyen
yaklaşımlar, yazılar yaygındır, çok yaygındır. Yani dolayısıyla hani öbür tarafın da değerlendirilmesi gerektiğini istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Servet Hocam, söz sizin. Galiba bitirdik. Bu oturumda bildiri sunan değerli konuşmacılara ve katkı sunan değerli dinleyicilere ben de ayrıca teşekkür ediyorum.